Seslerin değil fikirlerin yükseldiği tartışma programı Fikir Meydanı'ndan mutlu akşamlar efendim. Bugün 16 Haziran 2021 günlerden çarşamba, yönetmenimiz Esra Babacan'ın talimatıyla Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmak üzere yaklaşık 2,5 saat boyunca beraber olmak için jeneriğimiz döndü, karşınıza geldik. Şimdi Türkiye'nin gündemi halen 2 gün önce gerçekleştirilen Biden Erdoğan görüşmesinde. Bu görüşmenin yankıları devam ediyor. Türkiye bu görüşmede masadan istediklerini alarak mı kalktı? Yoksa muhalefetin eleştirilerinin odağında olduğu gibi aslında Türkiye'nin dış siyasette eli çok da güçlü değil mi? Bunları konuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Brüksel'e gitmeden önce havalimanında yaptığı Biden'a soykırım ifadesini mutlaka soracağım sözlerinin ardından gazetecilerin görüşme sonrasına yönelttiği bir soru üzerine hamdolsun soykırım meselesi görüşmede hiç gündeme gelmedi sözleri de eleştirilen bir başka konu başlığı oldu bu görüşmeye dair. Peki Sayın Cumhurbaşkanı hamdolsun konu hiç açılmadı diyerek aslında ne kastetti? Muhalefet neden Sayın Cumhurbaşkanı'nı hamdolsun ifadesi nedeniyle eleştiriyor ve aslında tam olarak ne denmek istendi? Yine konuşacağımız konu başlıklarından bir tanesi. Grup toplantılarında Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener Amerika ile yapılan görüşmeyi sert sözlerle eleştirdi. Dün muhalefetin dostu dediğiniz Biden'a bugün dostum Biden diyorsunuz dedi Akşener. Kılıçdaroğlu da Türkiye'nin dış politikasının gerçekten kötü yönetildiğini iddia etti. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ise tam tersi Türkiye'nin dış politikada dimdik bir duruş gösterdiğini, geri adım atmadığını ve yön belirleyici bir tavırda bulunduğunu söyledi. Yine konuşacağımız konu başlıklarından bir tanesi. Şuşa Anlaşması gerçekleştirildi dün. Sayın Cumhurbaşkanı Azerbaycan'daydı, hala Azerbaycan'da. Bu anlaşma ne anlama geliyor? Konuşacağız. Kimlerle konuşacağız efendim? Önce stüdyo konuğumu takdim edeyim. İlk kez konuk edeceğim stüdyomda Beyhan Korkman, Aydınlık.com.tr'nin genel yayın yönetmeni. Hoş geldiniz Beyhan Bey, nasılsınız? Hoş bulduk, iyi, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Maskeyle yayına sağlık gerekçesiyle katılacaksınız. O yüzden konuşma esnasında biraz yüksek ses tonunu tercih etmenizi ben sizi net duyuyorum ama konuklarımız Skype bağlantısı üzerinden olduğu için duyamayabilirler. Tekrar hoş geldiniz. Bu arada tekrar hayırlı olsun Aydınlığın 100 yılı, 100. yılı. Nice nice yüzyıllara diyelim. Ve Skype bağlantısı üzerinden konuklarımı takdim edeyim hemen. Emekli Kor General Sayın İsmail Hakkı Pekin. Sayın Pekin hoş geldiniz efendim yayınımıza. Efendim, iyi yayınlar diliyorum. Hepimize Aydınlığın 3. yılda kutlu olsun efendim. Tek hepimize, herkese. Hepimize iyi yayınlar olsun efendim. Profesör, doktor, siyasetçi, akademisyen Sayın Gülümser Eper. Gülümser Hanım, Sayın Hocam siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Hepimize iyi akşamlar, hepimize iyi yayınlar ve Saros Araştırma Başkanı Sayın Burhan Eptemli. Sesime ne oluyor anlamadım. Ara ara gidip geliyor. Sizin sesinizden dem vururken benim sesimin kısılması. Kusura bakmayın izleyicilerimizden de özür diliyorum. Sesimde zaman zaman bugün bir sıkıntı olabiliyor. Burhan Eptemli siz de hoş geldiniz Burhan Bey. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sesimizi kimse kısamayacak. Buradan da. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Çok mersi, sağ olun, moral verdiniz. Şimdi konu başlıklarımı açılış anonsunda arz etmeye çalıştım. Hangi konudan, hangi başlıktan başlasak aslında konu Biden-Erdoğan görüşmesine dönecek, dolaşacak, gelecek. O zaman tüm beyler müsaade buyururlarsa bir hanımefendi var bu akşam yayınımda. Gülümser Hocam'la başlamak isterim. Hocam bu görüşmenin yankılarıyla başlayalım mı? Türkiye masadan istediklerini alarak mı kalktı? Mesela Biden-Erdoğan görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın hamdolsun Ermeni soykırımı meselesi görüşmede gündeme gelmedi sözleri muhalefetin. Mesela Muharrem İnce'nin Memleket Partisi Genel Başkanı'nın tepkilerine neden oldu. Sayın Cumhurbaşkanı bunu yumuşak bir başlangıç yapmış olma adına mı konuyu açmamış olabilir? Ve hamdolsun kelimesini size göre neden kullanmıştır? Bir görüşlerinizi alarak başlayalım. İlk turda 5'er dakika veriyorum tüm konuklarıma. Sonra karşılıklı sohbet şeklinde geçerse çok memnun olurum. Buyursunlar. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. İlk söz hakkını vererek bir avantaj mı dezavantaj mı kazandım tartışmalı ama ön cepheye sürdünüz beni. Bu espri olsun diye ifade ettim ama her zaman düşüncelerimizi rahatlıkla ifade edebiliyoruz bu kanalda. O yönden de şöyle ben baştan itibaren şöyle düşünmüştüm.
beklentilerimizi yüksek tutmamalıyız. Bu bir stratejidir. Herkes birbirini karşılıklı olarak kollayacaktır. Herkes birbirinin sonuçta açık yönlerini de bilmektedir. O yüzden de beklentileri yüksek tutmamak yönünde halkımızı bir farklı bir programda uyarmıştım. Çünkü ABD kendine alan açmaya çalışıyor. Türkiye'de mevcut durumda strateji üretmeye çalışıyor. Malum pandemi döneminin ekonomik sıkıntıları, iç cephede hükümetin duruşunu ve sarstığı bir dönemde ve çoğunluğu kaybetme yönünde bir genel istatistikler bu şekilde temayül gösterirken tabii ki dış cephede bir onanmışlık veya bir başarı hikayesi sunmaya çalışacaktır. Siyasetin programı budur zaten. Öyle bir görüntü vermeye çalışacaktır. Tabii muhalif kanatta beklentisi daha farklıydı. O işte Biden'ın bir tavır göstermesi, Erdoğan'a karşı tavır göstermesi yönünden bir beklenti vardı. Bu da muhalefetin klasik muhalefet misyonudur. Onlar da yani sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıdır giden kişi. Muhalefet şunu söylüyor Gülümser Hocam, muhalefet şunu söylüyor. Sayın Akşener de bugün grup toplantısında şuna değiniyor. Diyor ki bizi muhalefet Biden dostu olmakla eleştirdiniz. Zalim Biden dediniz, katil Biden dediniz ama oraya gidince dostum Biden oldu. Sürekli savrulmalarınızdan biz bıktık Türkiye'nin kritik meselelerinde ama siz bir türlü bıkmadınız diyor. Sayın Kılıçdaroğlu da Türkiye dış politikada senelerdir rezil rüsva oluyor diyor ve doğru yönetilmediğini iddia ediyor. Bu anlamda ikircikli buluyor musunuz bu tavrı? Katılıyor musunuz bu eleştirilerine muhalefetin? Şimdi efendim sözel ifadelerden ziyade duruşlar önemlidir. Yani uluslararası 30 ülkenin katıldığı çok yönlü bir toplantıda ani çıkışlar, tepkisel reaksiyonlar beklemekten ziyade sonraki süreç önemlidir. O yüzden bu çıkışları ben muhalefetin çıkışını da iktidarın çıkışını da çok önemsemiyorum. Bu toplantıdan sonraki çıktıları daha çok önemsiyorum. Buradaki hemen toplantının akabinde Suşan'ın bir mukavelesinin anlaşmasının imzalanması değerli buluyorum. Çok önemli bir duruş olarak görüyorum. Bunu antiparantez olarak söyleyeyim. Yani burada ki bir mesaj, gizli bir mesaj olduğunu da ben ifade etmek istiyorum. Ben öyle görüyorum ya da yani çünkü bunu dünya gördü. Yani çok önemli bir toplantıdan sonra Türk Cumhuriyetleri arasında birliktelik yönünden hem ekonomik hem siyasi hem askeri birliktelik kurmak yönünden önemli bir duruştu, önemsiyorum. Fakat tabii bunun yanında yani toplantıdan çıkan konuşmalar, somut konuşmalar, ortalığa saçılan konuşmalar değil aslında. Yani ortalığa saçılan konuşmalardan birisi neydi? Bu hemen Erdoğan'ın giderken açıkladığı bu Ermeni soykırımı yasa tasarısının geçmesi üzerine ki ifadeleri bunun eleştirel bakışı açısıyla kamuoyuna açıklamıştı. Fakat dönüşte böyle bir ifadede bulunması elbette savrulmanın bir göstergesidir. Yani burada bir savrulma var mıdır? Çünkü Biden'ın açıkladığı Ermeni soykırımı yasa tasarısının geçirme yönünden gösterdiği duruşun hukuki bir zemini olmadığı gibi siyasi bir söylemdir. Bir argüman üretmek adına, Türkiye'yi kontrol etmek için bir argüman üretmek adına söylenmiş siyasi bir söylemdir. Hukuki zemini yoktur. Dünyada da karşılığı yoktur. Yani en son söyleyecek ülkedir aslında Amerika. Yani bunun karşılıklı biz kendi içerimizde biliyoruz. Dünya da biliyor. Amerikan emperyalizminin insan hakları ihlallerinin boyutu artık ayyuka çıkmıştır. Nitekim buradaki yani karşılıklı kollama diyorum ya. Yani ABD 100 yıllık stratejilerini devam ediyor. Çünkü ABD kendi içerisinde insan hak ihlallerinden dolayı bir sorun yaşamadık da
daha son bir yıl içerisinde 9 tane farklı renkteki vatandaş silahlı bir şekilde, suçsuz bir şekilde bütün dünyanın gözünün önünde katledilmiş. Artık ırkçılık yeniden zirve yapmakta. Amerika bunu tartışmakta. Yine Amerika'nın ekonomisi sıkıntı içerisinde, iş gücünü Asya'ya taşımış. Yani dün de ifade ettim. Yani Amerikan büyük marketlerine gittiğinizde, alışverişlerine gittiğinizde raflardaki ürünlerin %90'ı Made in China yazar. Peki. Yani Trump yönetiminden sonra gelen Biden'ın strateji değişikliği bunu kapatmaya çalışıyor. Yeniden dünya efendisi olmaya çalışıyor ama sonra da tabii daha sonra tartışacağız. Bu biraz zor bir rolü üstlendi. Ekonomik olarak da duruş yönünden de Amerika sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Teşekkür ederim hocam ilk tur için. Sayın Epterni, siz ne dersiniz? Sayın Cumhurbaşkanı Brüksel'e hareketinden bir gün önce Biden'a sözde soykırımla ilgili sitemlerini ve düşüncelerini ileteceğini söylemişti. Toplumda böyle bir beklenti mi oluştu? Toplumda böyle bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda birkaç kelam etmesi yönünde bir beklenti, bir umut mu oluştu? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Biden'la bir araya gelmesinden ilk beraber, yani ilk görüşmesinde kontrollü bir başlangıç yapması, bu konuyu hiç gündeme getirmemesi doğru bir tercih miydi? Şimdi öncelikle Sayın Hepar Hocam'a siyasi görüşünü bildiğim için şu anki konuşmasında realist yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. Siyasi görüşüne rağmen çok realist yaklaştı. O yüzden tekrar ayrıca bir teşekkür etmek istedim. Şimdi dış ülkelere karşı baktığımız zaman dündü bugün sözü gerçekten yerinde bir söz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız zirveye gitmeden önce havaalanında yaptığı bir açıklamayla ilk hamlesini zaten yaptı. Çin'le swap anlaşması yaptık dedi. Burada bir hamle yaptı zaten. İkinci, bu Sayın Hocamızın da belirttiği gibi... Bu bir mesaj mıydı? Bu bir mesaj kesinlikle mıydı? Bir mesaj. Kesinlikle bir mesajdı. Amerika sadece dünya gücü değil, biz Amerika ile beraber hareket edeceğiz diye bir durum yoktur. Çin'imiz var, Rusya'mız var, İran'ımız var. Yani dünya beşten büyük mantığında bir daha o mesajı verdi. İkinci hamlesi Sayın Hocamızın da dediği gibi şu anlaşması yaparak... Yani Azerbaycan'a gidip orada bir anlaşma yaparak ikinci bir hamle yaptı. Yani burada yine bir mesaj verdi oraya. Biz hem Çin'le hem Rusya'yla hareket eder, aynı zamanda hem Türk ülkeleriyle beraber hareket edecek bir gücümüz var. Yani Amerika nasıl Çin'in nüfusuna karşı Avrupa'yı yanına almaya çalışıyorsa, Türkiye'de bir hamle yaparak hem Rusya'ya, Çin'e, İran'ı hem de Türk ülkelerini yanına alarak hamlesine devam ediyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın... Orada Biden'la konuşacağım deyip sonra da elhamdülillah bir konuşma geçmedi ya bir olmadı demesi. Gündeme gelmedi demesi. Muhalefetin ve halkın arasında şöyle bir beklenti var. Sanki bu toplantılar tabiri caizse mahalle toplantısı, kahve toplantıları. Gidecek Sayın Cumhurbaşkanımız, yine tabiri caizse o ona tokat atacak, o bağıracak, çağıracak. Muhalefetin ve halkın böyle bir beklentisi olabiliyor. Böyle bir çıkış yapılması bekleniyor. Fakat ülkeler arasındaki görüşlerde böyle bir çıkış asla olmaz. Elbette bazı anlık çıkışlar olabilir, sert çıkışlar olabilir ama kalkıp da burada... Sayın Eptem, yani muhalefet böyle ey Biden sen nasıl soykırım dersin desin demedi. Böyle bir eleştiri okumadım da hiç gündeme gelmemesine hamdolsun demesini eleştirdi. İsterseniz biraz bu yönden de konuşalım. Yani hamdolsun gündeme gelmedi. Gündeme getireceğini söylemişti. Neden şimdi hamdolsun diyor kısmını aslında anlamaya ve açmaya çalışıyoruz. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanımız hedef şaşırtmış olabilir mi diye düşünmemiz lazım. Yani orada bu konuyu konuşacağını söyleyip sonra hamdolsun gündeme gelmedi deyip hem iç muhalefeti hedefini şaşırtmış olabilir. Kendi içindeki bir siyaset de var. Bunun dışında ne konuşulduğu kesinlikle bilinmiyor. Yani basına yansıyanlar şu şöyle dedi, bu böyle dedi. Muhalefetin bunları konuştu demesi, gerçekten bunlar konuşuldu mu bilinmiyor. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın da hamdolsun gündeme gelmedi demesi, acaba Biden tarafından mı gündeme getirilmedi? Yoksa kendi ben getirdim gündeme ama Biden buna cevap veremedi.
mesajı veriyor? Bunu da bilemiyoruz. Çünkü konuşmaların ne olduğu belli değil. O yüzden konuşmaların ne olduğunu bilmediğimiz için bunu sadece biz hepimiz farazi bir şekilde konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da burada ben hedef şaşırttığını düşünüyorum. Çünkü orada hamdolsun gündem değiştirdiğini düşünüyorum. Gitmeden önce görüşeceğini söylüyor. Sonra da hamdolsun böyle görüşme, böyle bir gündem olmadı deyip ben gündem yani hedef değiştirdiğini düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim Sayın Eptemli. İsmail Hakkı Pekin, tekrar hoş geldiniz. Ne dersiniz Burhan Bey'in gündem değiştirmek için yapmış olabilir söylemine karşılık muhalefetin ama gündeme getireceğini söylemişti. Getirmedi, getiremedi şeklindeki eleştirilerine. Getirmeli miydi yoksa doğru bir tercih miydi? Mesela Biden'da Türkiye'deki insan hakları ya da işte bazı hukuksuzlukların olduğunu iddia ettikleri şeyleri gündeme getirmedi. Her iki taraf adına da olumlu bir başlangıç yapabilme adına doğru bir strateji miydi? Siz ne diyorsunuz? Önce şunu söyleyeyim ben tabii. Öncelikle Biden'ın seçildikten sonraki davranışlarına baktığımız zaman yani seçimden önce de Amerika'ya yeniden döndü, yeniden dünya jandarmalarına soyundu falan bu laflarla ilgili. Sonuçta önce kendi içerisine bir çeki düzen vermeye çalıştı. Daha sonra da Avrupa'ya gelip Avrupa'yı Rusya'ya karşı birlik ve bütünlük içerisinde tutmak istedi. Çünkü çok büyük hem kendi içinde hem de Avrupa ile ilgili büyük sorunları var. Avrupa ülkeleri otonom olarak Çin'le işbirliği yapmaya çalışıyorlar. Dikkat ederseniz bakın Çin belki konuşacağız. Çin'le ilgili bir karar tehdit Çin tehdittir diye bir karar çıkartamadılar. Yani daha yumuşak geçiştiler. Rusya'yı ilk tehdit olarak aldılar. Böyle bir düzen içerisine geldi ve şeyin asıl burada göstermek istediği konu Çin'e ve Rusya'ya karşı Avrupa ülkelerinin ya da Transatlantik İttifakı'nın birlik, bütünlük içerisinde ve dayanışma içerisinde olduğu şeklinde bir şeydi. Bir intiba vermekti. Bu ne kadar başarılı oldu onu göreceğiz. Yani bu toplantıdan sonra da göreceğiz. Ve bu toplantı neyse bu konuda 8-9 karar alındı bu konuyla ilgili. Arkasından da işte görüşmeler başladı. Sayın Cumhurbaşkanı'yla Biden'ın görüşmesi. Yani toplasanız zaten 40 dakikalık bir görüşme. Şimdi görüşme ortamının nasıl geliştiğini bilmiyoruz. Yani Biden ne söyledi? Sayın Cumhurbaşkanı ne söyledi? Nasıl bir ortamda? Bazen insan o görüşme ortamında o konu şey yapamaz, gündeme gelmez, gelmeyebilir. Gayet doğal bir şey. Yani görüşme öyle bir yere sızar ki, yani başka sorunlar da var. Belki öyle bir şey oldu. Bu dolayısıyla ortama gelmedi. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuşma esnasında söylediği lafı tabii girerken Cumhurbaşkanı bu konuyu gündeme getireceğini söylemişti. Evet, doğrudur, gündeme getirdi. Ama görüşme ortamında mevcut iklim buna imkan vermemiş olabilir. Yani karşıdaki muhatabınız bambaşka bir şeyle görüşürken, başka bir konuyla görüşürken sizin bunu gündeme getirme gibi bir fırsatınız olmamış yani olabilir. Yani lafı mı gelmemiştir diyorsunuz, yeri mi evet, gelmemiş, yani, geri gelmemiş falan, olabilir yani diyorsunuz. Bu bence bu eksiklik değil. Eksiklik değil, doğal bir şey. Çünkü kısa bir toplantı ama bunlar büyük ihtimalle heyetler arasında yapılan toplantıda gündeme getirilmiştir büyük bir ihtimalle. Yani bir başka konu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte hamdolsun görüşmediği konusu. Bence bunun bir şeyden kaynaklanıyor. Yani bir ya sorunun sorulu şeklinden kaynaklanarak cevap verildiğini değerlendiriyorum. Yani hamdolsun o herhalde bunu şey olarak aldı, menfi anlamda. Muharrem İnce şöyle bir tweet atmış, hemen izleyicilerimizle paylaşalım. Dün evet. Bu sözü duyar duymaz Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın İnce diyor ki, hamdolsun ne demek, neden bu cümleyi kullanıyorsunuz, neden bu kelimeyi kullanıyorsunuz? Hamdolsun gündeme gelmedi demek, biz bu konuda suçluyuz ve gündeme gelmemesi de beni rahatlattı anlamına gelir şeklinde algılıyor. Yani o anlama mı geliyor, başka bir anlama geliyor bilemem ben. Yani ama sonuçta ben Sayın Cumhurbaşkanı bu konuşmayı yaparken zaten metinden konuşuyor. Belli bir metin üzerinden konuşuyor. Büyük ihtimalle böyle bir soru geldiği zaman hamdolsun lafı normal kullanılan bir laf. Ama bu lafı alıp eğip büküp yani muhalefet yapmanın bir anlamı yok. Çünkü şöyle var. Sayın hocamın dediklerine de katılıyorum. Yani bu bir şey.
bir siyaset yapmak şimdi. Siyasette iplerin gerilmesi, suçlanması, ülke içindeki siyasette işte oy alma kaygısı, oyların kontrol edilme kaygısıyla bunlar yapılabilir. Karşı taraf bunu söyler, bu taraf da bunu söyler. Ama sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı'nın oraya giderken yani 10-15 tane konu var, 20 tane konu var. Bunun içerisinde şey de dahil olmak üzere, Ermeni soykırımına dahil olmak üzere. O esnada yani gündeme gelmemiş olabilir ya da fırsat olmamış olabilir diye değerlendiriyorum. Hiç bunu eğip büyümeye falan gerek yok bana göre. Bu söylenmiş. Yani bu lafın artık siyasi malzeme olarak kullanılması, evet siyaset gereği kullanılıyor. Ama siyasi malzeme olarak kullanılmasına ve bu kadar çok üzerine düşünülmesine gerek yok diye değerlendiriyorum ben. Asıl başka konular var. Yani tabii konuşacağız o başlıkları tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Yani sonuçta bu siyasi bir karar. Yani bu görev Biden'ın görevi değil. Bu görev Amerika'daki Kongre'nin görevi değil. Yani bu görev hukukla ilgili bir konu, hukuki bir konu. Dolayısıyla bu konu farklı bir konu. Yani bu konuyu alıp da siyasete bulaştırıp hiç aldıkları kararın hiçbir anlamı yok. Bunun yeri de başka türlü olması lazım diye değerlendiriyorum. Bana göre çok fazla iddialamaya gerek yoktur diye değerlendiriyorum. Peki teşekkür ediyorum Sayın Pekin bu tur için. Şimdi ben sevgili editörüm Anıl'dan rica ediyorum. Çünkü birazdan muhalefetin yine çok eleştirilerde bulunduğu Türkiye'nin, daha doğrusu hükümetin dış politikasına yönelik eleştirileriyle ilgili konuya da geçeceğiz. Fotoğraf pencerede durursa çok memnun olurum. Financial Times'ın bugün kapağında bir fotoğraf vardı. Daha doğrusu dün Biden'ın Erdoğan'ın yanına gittiğinde yumruklaşarak selamlaşmasına yönelik büyük bir algı yaratmaya çalışan bir fotoğraftı. Türkiye'de de Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde kullanıldı zannediyorum. O fotoğrafın da bir ara müsait zamanınızda ekrana verilmesini rica ediyorum. Çünkü onunla ilgili konuşacaklarımız var. Sayın Pekin'in söyledikleri de aşağı yukarı o yöne doğru gidebilecek cümlelerdi çünkü. Evet, tekrar hoş geldiniz Sayın Korkman, Beyhan Bey. Dinlediniz, duydunuz. Siz ne diyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın hamdolsun? Yani bir şey söyleyebilirim. Tabii Sayın Pekin, buyurun. Soruyor. Yani 23 Nisan'da söyleselerdi. Yani 22 Nisan'da Biden Cumhurbaşkanı arıyor, diyor ki böyle ben konuşmamda şeyden bahsedeceğim, bu konudan bahsedeceğim. Söylüyor. Ayrıca şeyde de görüşürüz diyor NATO toplantısında. O zaman Cumhurbaşkanı herhalde bir şeyler söylemişti. Keşke o zaman sorsalardı Cumhurbaşkanı'na. Biden sizi aradığınızda siz ne konuşturun, ne söylediniz diye. Yani böyle bir toplantıda bunu sakız yapmanın bir anlamı yok yani. Ama Türkiye'de siyaset böyle yürüyor yani. İşin gerçeği bu. Belki dünyada da böyle yürüyor. İşte gördük Biden'la birazdan konuşacağız o fotoğrafı. Evet yani. Trump nasıl kapıştıklarını, nasıl siyasetin yerlere yuvarlandığını gördük. Yani bu maalesef böyle bir şey. Ama maalesef ki sizi bekletiyorum, özür dilerim ama o aynı fotoğraf Türk medyasında da. Üstelik de çok da önemli bir medya kuruluşunda, itibarı olan bir medya kuruluşunda da yayınlandı. Ben bu mesleği yapmaya çalışan bir gazeteci meslektaşları olarak kınadığımı ve hiç hoşlanmadığımı da belirtmek isterim. Moderatör evet, tarafsız olur derler ama bazen taraf olurum. Bazen taraf olmanız gerekir. Hiç hoşlanmadım. Adı Cumhuriyetimizi temsil eden bir gazetenin manşetinde o fotoğrafın görünüyor olunmasından alınmayın, gücenmeyin. İsterseniz de alının. Çok da önemli değil bu saatten sonra. Buyurun. Vatandan, milletten yana zaten hiç hoşlanmadım. Tavır alıyorsunuz. Yani evet. Hiç hoşlanmadım. Kanıma tarafsız dokundu. Evet. Yani şimdi söylediğiniz görüntüden başlamak istiyorum. Bu Financial Times'taki görüntü dediğiniz gibi Cumhuriyet'te yayınlandı. Oda TV'de yayınlandı aynı zamanda. Çok özür dilerim. Evet. Oda TV'yi söylemiyorum. Evet. Ama adı Cumhuriyet olan bir gazetenin evet, manşetinde görmek ben istemezdim. Orada şu yüzden vurguladım. Hani çok önemli olduğu için değil de bir, Türkiye'deki bozgunculuğun merkezi haline geldiği için. İkincisi, Oda TV'nin imtiyaz sahibi Soner Yalçın bugün köşesinde baştan sona Financial Times'taki görüntüyü eleştirdi ve bu fotoğrafı servis eden Financial Times'a sahtekar dedi. Yani öyle bir görüntü yok, sen bunu servis ediyorsun ve sahtekar dedi. Aynı görüntüyü Oda TV yayınladı. Hani böyle bir çelişki var ortada. Yani kendi içimizde de var. Bunu... Ya şunu farkında değil herhalde Türk medyasındaki bazı kesimler.
Orada Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve o fotoğraf karesinde aslında Sayın Erdoğan yok, Türkiye evet. Cumhuriyeti var. Ve onu alıp Biden'ın önünde eğiliyormuş gibi ya da ayağa kalkmaya çalışıyormuş gibi gösterilmesi şahsen benim şu damarlarımda gezen kana dokunuyor ama başkalarına dokunmuyor herhalde. Eleştiriyorum buradan gazeteci büyüklerimi, abilerimi, ablalarımı. Ya burada yapılmak istenen şu aslında. Dediniz ya Türkiye masaya işte masadan nasıl kalktı, istediğini aldı mı, almadı mı diye. Aslında Türkiye masaya istediğini alarak oturmuştu. İstediğini alarak da kalktı. Yani masadan aslında biz bir şey almayı beklemiyoruz. Çünkü esas olarak masaya otururken ne yaptık biz? İşte Azerbaycan'da zafer kazandık. Suriye'de zafer kazanıyoruz. Libya'da zafer kazandık. Doğu Akdeniz'e diş geçiriyoruz. Yani silahla FETÖ'de 15 Temmuz ve sonrası için bahsediyorum. PKK ile mücadelede silahla esasında biz almamız gereken aldık. Masaya da böyle oturduk. Yani Mehmetçi'nin süngüsüyle biz o masaya oturduk. Bu açıdan bu yenmiş Türkiye, yenilmiş ABD görüntüsünü İçeride muhalefet değiştirmeye çalışıyor. Yani dışarıdan... size göre Biden mı geri adım attı o masaya otururken ve Sayın Cumhurbaşkanı mı durduğu yerde aynen durdu? Yoksa muhalefetin eleştirdiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı geri adım atarak mı oturdu? Ya aslında şöyle masaya oturuldu. masaya oturuldu yani da. Geri, NATO zirvesi oturacaksınız o masaya. Yani geri adım atmak atmamak biraz bundan sonraki yapacağımız işle alakalı. Biraz da eylemler burada belirleyici olacak. Dışarıda bunu yapmaya çalışıyorlar. Görüntüyle, o servis edilen görüntüyle işte yenilmiş olan ABD'yi işte ayağına o görüntüyle yok etmeye çalışıyorlar. İçeride de siz az önce bahsettiniz. Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun, İnce'nin işte eleştirilerini. Geleceğiz birazdan evet. Onlara. Evet, ayrı bir başlık halinde. Değineceğiz. Şeyi söyleyeyim o zaman, Ermeni soykırımı meselesine evet, gireyim. Evet, yani hamdolsun gündeme gelmedi. Hamdolsun ne oluyor? Şükürler olsun. Değil mi? Şükür karşılığı şükürler olsun. İyi ki gelmedi. Böyle anlıyoruz bunu. Bu tabii hatalı. Yani Cumhurbaşkanı'nın bunu söylemesi hoş değil, iyi değil. Çünkü bir beklenti mi vardı toplumda? Toplumda bir beklenti olmasından ziyade zaten hani süreci baştan okuduğumuzdan itibaren son 5 senedir ABD ile karşı karşıya gelmiş bir Türkiye var. Haliyle böyle bir beklenti var da ondan öte kazanılmış bir zafer var zaten. Yani biz Biden'ın karşısında soykırım meselesinde bu ilk işte soykırım dediğinde de bunu söyledik. Şimdi de aynı şekilde. Yani biz bir zafer kazandık. Perinçek İsviçre davası var, Ali Mercan İsviçre tabii davası var. Tabii demeliydi Sayın Cumhurbaşkanı mesela. Bunu çıkıp söylemeliydi. Siz şunu demeliydi, siz buna karar veremezsiniz, yetkiniz yok demeliydi. Bunu zaten Amerika'nın kendi eski başkan danışmanları da söylüyor. Yani Biden diyor hukuk bilmiyor mu diyor bu açıklamaları yapıyor. Aynı şekilde biz de bunu söylemeliydik, hukuku hatırlatmalıydık. Avrupa'da yapılıyor toplantı. Bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var diye çıkıp Cumhurbaşkanı göğsünü gere gere konuşabilirdi. Burada hiçbir sorun yok. Buradaki sorun, yani bunu söylememekteki sorun çekinceden ziyade belki şey, ya bir bütünsel yaklaşım sorunu var. Yani bu meseleyi ayrı değerlendiriyorlar. İşte diyelim PKK ile olan diyelim sorunları ayrı değerlendiriyorlar. Rusya ile S-400 meselesini ayrı değerlendiriyorlar. Sorun buradan kaynaklanıyor. Ermeni soykırımı meselesine susalım, PKK ile mücadelede esas öne çıkartalım falan gibi ama esas tehditin bütünsel olduğunu kavradığımız zaman ona karşı bütünsel de bir cevap verme gereği de ortaya çıkacak. Ve sorun çözülecek diye düşünüyorum ama şimdilik böyle bir esas bütünsel bir strateji oluşturulamadığı için soykırım meselesinde hatalı bir yaklaşım sergileniyor. Yani mutlaka o konudaki eleştirilerini, sitemlerini, bu açıklamayı kabul etmediklerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belirtmeliydi diyorsunuz. Peki burada bir zafiyet mi oluştu Türkiye'nin duruşu açısından? Yani zafiyet tabii söylemesi iyiydi. Yani zafiyet oluştu değil çünkü sonuçta sahada bir gerçeklik var. Yani zafiyet bunu söyledik söylemedik. Sonunda yani zafiyetin peki sonunda o zaman, ne kabul gibi ediyor gibi bize? Mi oldu Sayın Cumhurbaşkanı? Kabul ediyor gibi mi oldu? Hiç bu konuda hiçbir şeyi reddetmem, sükut ikrardan. Bu da değil. Ne peki? Türkiye'nin tavrı belli. Konuşmadı bunu işte. Konuşmamayı tercih etti. Başka meseleleri konuşmayı tercih etti. Bence konuşabilirdi. Hiçbir zararı yoktu. Yani mesela Putin'le Biden görüştü, değil mi? Çıktı Putin çatır çatır kendi dilim bir görüşmede konuşmadıkları bile çıktılar. Konuştular. Biden de aynı şekilde insan hakları ihlallerinden bilmem nelerinden bahsetti. Ya biz de çıkıp işte görüştük bunları. Şuralarda uzlaştık, buralarda uzlaşmadık ama soykırım meselesindeki tavrımız budur diye söylesek hiç de bir şey olmazdı. Evet, teşekkür ediyorum Beyhan Bey. Şimdi bu dakikadan itibaren karşılıklı konuşmaya başlayabiliriz. Buyurun. Sesim geliyor mu? Geliyor, buyurun. Duyuyor musunuz?
Siz misiniz burada, Burhan Bey? Benim. Buyurun, buyurun. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın Ermeni soykırımından bahsedilmemesini yani bugüne kadar 30 ülke kabul etmiş. Amerika kabul etti. Çok mu umursamak lazım? Yani kabul ettiyse etti. Burada o zaman diğer ülkeleri de niye kabul etti deyip tartışmamız gerekiyor. Burada Amerika kabul etti diye üstüne çok düştüğümüzde Amerika'nın büyüklüğünü kabul etmiş oluyoruz. Biz onlara açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. Ya işte yapmasaydınız, etmeseydiniz. O yüzden gündeme gelmemesi bence Amerika'nın şunu bekliyordu Biden. Ya Cumhurbaşkanı gündeme getirsin. Biz de işte siz şunu yaptınız, bunu yaptınız deyip üstüne gitmemiz daha doğru olur diye. O yüzden Amerika'nın kabul etmesi daha önceki programda da söyledim. Çok da önemli bir şey değil. Bugüne kadar 30'du Amerika ile beraber 31 oldu. İsterse tüm dünya kabul etsin. Dik duran bir Türkiye olduğu sürece kim kabul etmiş kim etmemiş Amerika'nın kabul etmesi çok umursanacak bir durum değil. Amerika'nın kabul etmesi araya girebiliriz. Tabii. Bekliyordum zaten sizden evet. Bu performansı. Şu açıdan önemli. ABD herhangi bir ülke değil. Yani ABD elinde silahla etrafımızı çevirmiş. Değil mi? Her yeri üstler kurmuş. ABD'nin soykırım meselesindeki bu tavrı, yani onca yıl sonra bu tavrı alması bize karşı bir doğrudan tehdit algısını işaret ediyor. Bize namlularını çevirmiş, her yerde çevirmiş. Soykırım meselesinde de bu tavrı gösteriyor. Yani bu konu. Öyle bir konu ki, şimdi diplomatik görüşme yapıyorsunuz, diyaloğa başlıyorsunuz, diyalog yapıyorsunuz. Ne yapacak yani, kavga mı edecek şeyde Cumhurbaşkanı? Efendim bunu yapma. Evet tehdit olduğunu biliyoruz, tehdit. Tehdit bütüncü, yani zaten Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi o soykırım kararını söylerken ya da soykırımla ilgili bir şey söylerken, çölde soykırımla ilgili dikkate aldığı konulardan bir tanesi şeyi memnun etmekten çok. Türkiye'yi sıkıştırmak, yani oradaki Ermeni lobisini memnun etmekten çok Türkiye'yi sıkıştırmak ve Türkiye'yi zorlamak, istediklerine zorlamak. Yani Türkiye'nin yapmak istedikleri konular var. Türkiye'yi o konuda zorlamaya çalışıyorlar. Yapmak istedikleri konu bu. Yani bu konu yani nasıl bu hale geliyor onu merak ediyorum. Yani o kadar çok konu var ki. Bu konu güçlü olduğumuz zaman bu konuyu her zaman söyleyebiliriz. Yani sadece demagoji yapmak için bu konuları ortaya atıp ondan sonra bu konularda konuşmanın bir anlamı da yok. Yani ne yapacaktın? Yani sen bunu söyledin, söylemesin, böyle bir şey yapmadık diye şeyin suratına mı vuracaktı yani? Biden'ın suratına mı atacaktı orada kağıtları bilmem ne? Yani bu bence çok yanlış bir yönden gidiyoruz. Yani sorun eğer bütünselse, tehdit evet bütünselse Amerika Birleşik Devletleri bu işi niçin yaptığını biliyoruz. Ve ona göre tedbir almamız lazım. Ona göre yani bunun yolu da oradaki konuşmada değil. Bunun yolu da eylemlerle geçiyor. Eylemlerden geçiyor. O zaman yapacaksınız Amerika'ya karşı bir şeyler. Elinizde gücünüz varsa o zaman eyleme geçeceksiniz. Size yani, göre masadaki en önemli sorun neydi? S-400'ler, PKK, PYD verilen... Evet, bana göre bütün sorunlar hepsi birbiriyle iletimli sorunlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi bir şekilde kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışıyor. Türkiye'yi biat ettirmeye çalışıyor. Amacı bu. Yani oradaki şeyde YPG konusu da S-400 konusu da hiçbirisinin tek tek ele alınması gerekmiyor. Yani tek tek ele aldığınız zaman birisinden çıkardınız, birisine okey dediniz, öbürküsü sanki ondan daha mı az? Hepsi birbirinden farklı. Hepsi birlikte ele almanız lazım. Amerika'ya şunu diyeceksiniz. Yani ben bir şeyim. Yani bir NATO üyesiyim. Senin müttefikinim. Ve sen bana müttefik olarak bunları yapıyorsun ve beni sıkıştırıyorsun. Benim ülkemin bekasına yönelik bir şeyler yapıyorsun. Yani Amerika ne kadar farklı bir ülke olursa olsun. Sonuçta bütün bunları söyle. Bunlar, asıl söylenmesi gereken bunlar. Yoksa parça parça şu söylense, bu söylensin de ben gitmeden evvel de Sayın Cumhurbaşkanı toplantıya gitmeden evvel de orada önemli olan Türkiye'nin ve Amerika'nın ilişkilerini, yani Türkiye ve Amerika bundan sonra ilişkilerini nasıl yönetecekler? Nasıl bir ilişki olacak? Nasıl bir ittifak ilişkisi olacak? Bu konunun görüşülmesi lazım. Yani bu konuya karar vermeden
Tek i̇şte tek belki de yeni bir ilişki tesis edilebilir diye Sayın Pekin, Sayın Cumhurbaşkanı da Biden da kontrollü bir başlangıç yapıp bunları gündeme getirmiş olabilir. Tabii ki canım, tabii ki efendim. Tabii ki yani öyle olmaz. Bence, evet. Bence şöyle bir geliyorum Gülümser Hocam. Biz teker teker olayları ele almamamız gerekiyor. Yani bence önemli olan bu ilişki nasıl devam edecek? Yani böyle bir ilişki nasıl sürecek? Yani onlar bizi sıkıştırıyorlar, biz bir şeyler söylüyoruz. Sonuçta bu ilişki devam edecek mi, etmeyecek mi? Karşıt kamplarda mı yer alacağız? Yoksa aynı ittifak içerisinde yaşamaya devam edeceğiz? Yani öyle bunların konuşulması lazım diye değerlendiriyor. Peki buyurun Gülümser Hocam. Ya tabii bütünlüklü bakmak gerekiyor elbette ama bütünlüklü bakarken de önemli ayrıntıları es geçmemek gerekiyor. Örneğin bugün Biden'la Putin'in görüşmesi sırasında bu Biden'ın ifade ettiği katil ifadesi gündeme gelmiş ve Putin'in ifadesinde bu sorgulamaya karşı bir sorgulama yaptığı belli. Sorgulamış, doğal oldur, sorgulayacak tabii bu ifadeyi. Ve tabii Biden da bunu dolambaçlı cevaplar vermiş ve Putin de hadi inandım derler der gibisinden bir açıklama yaptı. Fakat burada tabii ki bu soykırım suçlaması bir milletin suçlanmasıdır. Önemli bir ayrıntıdır. Önemli bir ve gündeme gelmesi gerekli bir ayrıntıdır açık konuşmak gerekirse. Ve buradaki şeydir bir hata mıdır? Elbette hatadır. Yani en azından Türk kamuoyuna dönük olarak biz bunları gündeme getirdik ve sorguladık demesi bile Cumhurbaşkanı'nın görevi gereği yani zorunluluğuydu. Şey diyorsunuz Gülümser Hocam, yani kamuoyunun bu yönden eleştirisi olacak, muhaliflerin de eleştirisi olacak, eleştiri o yapılması gerekli bir sorun yani basit bir şey değil bu. Yani bu kadar önemli bir konuda elbette bağırıp çağırma değil ama biz bu konuyu gündeme getirdik, kabul etmediğimizi ifade ettik demesi bile kamu vicdanını rahatlatması yönünden önemliydi. Tabii ki iletişimde bir eksiklik olduğu tartışmasız. Ben öyle düşünüyorum efendim. Putin sormuş diyor efendim, hadi sonra da yaptığın açıklamaya inandım olsun demiş. Yani katil demişti hatırlayacaksınız. Elbette. Ne diyorsunuz elbette. Burhan Bey? Sessiz alamadım seni. Burhan Bey şimdi Gülümser Hocam diyor ki ya Putin katil ifadesini sormuş Biden'a diyor. Yani sen benim için böyle bir ifade kullandın. Biden da kendince anlatmış. Hadi inanmadım ama neyse demiş diyor Gülümser Hocam'a. Yani kendisi için kullanılan bir ifadeyi bile sormuşken Türkiye Cumhuriyeti'ni zan altında bırakan iftira niteliğindeki bir şeyi neden Sayın Cumhurbaşkanı gündeme getirmiyor? Getirmeliydi diyor. Cumhurbaşkanı elikanlı Biden dedi Burhan Bey'in. Evet, onu dedi. Elikanlı ellerinize tar yazıyorsunuz. Evet, Biden onu sordu mu acaba? Sen bana elikanlı demiştin diye. Ha evet, sizinki de güzel bir soru. Evet. Buyurun Burhan Bey, geliyorum şimdi size Beyhan Bey. Buyurun Burhan Bey. Putin'in kendi kişisel sorusunu kendisine bir önce Sayın Hocamızın dediği gibi bir ülkeyi yani bir ülkeyle ilgili olan bir şey sorulmuyor fakat Putin kendi kişisel olan bir şeyi soruyor. Biden'ın kendisine katil demesini sorgulayabiliyor. Burada inanmış gibi yapıp yine de arka planda Amerika'ya karşı ve yine stratejisi nasıl geliştireceğini zaten Putin istediğin kadar söyle. Ben inanmış gibi yaparım ama ben yine bildiğimi okurum. Türkiye'nin de burada Sayın Cumhurbaşkanımızın kalkıp halkın vicdanını sadece halkın vicdanı için burada sordum, sormuş gibi yapayım. Libya'da, Irak'ta, Azerbaycan'da istediğim bildiğimi stratejilerim. Burada sırf sadece siyasi yani halkın beklentisi için bazı siyaset, iç siyaseti yaparsın belki. Ama dış ülkelere karşı sırf halk istedi, sırf muhalefet istedi diye ben halkı yumuşatayım, oy alayım mantığında bir cumhurbaşkanı böyle bir siyasi hamle yapmamalı. Çünkü orada dış ilişkiler var, dış ilişkiler yanında yine Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de, Azerbaycan'da yapacağı hamleler var. O yüzden sırf halkın, Sayın Hocamızın dediği gibi halkın vicdanını rahatlatmak için böyle bir hamle yapması doğru olacağını düşünmüyorum. Ama zaten şu da hocamız söylemişti, belki
Sayın Cumhurbaşkanımızla Biden'ın görüşmeden önceki heyet, bunlar konuşulmuştur. Bu konuşulma Sayın Cumhurbaşkanımızla Biden arasında geçilmesi istenmemiştir. Orada sorun çözülmüş olabilir. O yüzden buna da gerek kalmamıştır. Biden'ın da ya seçim öncesiydi ya da işte ben oy almak için Amerika'ya böyle bir şey yaptım deyip konuşmak, belki Biden konuşmak istememiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız da yumuşatmak için ilk görüşme direkt yani ortam gelmemek için konuşma yapmamış olabilir. Sırf halkın, yine söylüyorum, halkın vicdanını rahatlatmak için dış ülkelerle böyle bir konuşma yapılması çok doğru olmaz. Peki Beyhan Bey, buyurun. Buyurun diyorum. Burhan Bey'e verecek bir yanıtınız var mı? Yani yok. Esasında şey söyleyeceğim şey Burhan Bey'in söylediklerinin üzerine. Peki. Ekstra. Şimdi o zaman şöyle devam edelim mi? Şimdi Biden-Erdoğan görüşmesi çok önemsenen bir görüşmeydi. Çünkü Biden seçildiğinden bu yana Sayın Cumhurbaşkanı'yla 20 Ocak'tan sonra ilk kez bir araya geldi. Daha önce sadece 24 Nisan'dan önce, bir gün önce ben soykırımı tanıyacağım şeklinde bir açıklama yapacağını deklar etmek üzere bir telefon açmıştı. Bir telefon görüşmeleri olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı da NATO'da görüşürüz demiş. Şimdi bu NATO görüşmesi önemliydi. O zaman şöyle şimdi şöyle analiz edebilir miyiz bu görüşmeyi? Evet, bu görüşmeden yeni bir kriz çıkmadı ama mucizevi sonuçlar da çıkmadı. Sofistike ve fresh bir başlangıç yapılması şansı, ihtimali var mı? Çünkü işte Biden da Türkiye'deki demokrasi sorununu, hukuksal sorunları gündeme getirmedi ki sürekli bunlardan dev vurup Türkiye'yi buralardan vurmaya çalışan bir siyasi figür. Ne dersiniz? Yani şimdi şöyle, birincisi bu görüşmelerde Türkiye'de şöyle bir hava esiyor sürekli. İşte müthiş bir şeyler olacak, işte giriyoruz çıktığımız zaman başka bir dünya olacak ya da işte görüşme yaptık. Sorunlar bir anda çözüldü. Sayın Komutanımız az önce söyledi, çok büyük sorunlar var. Birazdan konuşacağız. Yani bunlar böyle görüşmeyle, işte iki bir karşılıklı gülüşmeyle falan çözülecek sorunlar değil. Böyle zirvelere, böyle buluşmalara, toplantılara bu şekilde büyük anlamlar yüklemek çok doğru değil. Bu büyük anlamların yükleyenler genelde Türkiye'deki Atlantikçiler, onu da söyleyeyim. Yani işte Amerika ile görüştük. Mesela bugün Ertuğrul Özkök demiş ki Avrasyacılığın sonu geldi. Bu görüşmeden dolayı. Yani Biden ve Erdoğan görüşmesinden dolayı. Ya da iki gündür Muharrem Sarıkaya işte Batı'ya geri dönüş, ABD geri döndü gibi değerlendirmeler yapıyor. Görüşmenin her iki liderinde olumlu geçtiğini söylemesinden kaynaklanabilir mi yani bu yazılar ya da bu yorumlar? 45 dakika görüşmüşsünüz. Karşılıklı 20 dakikası çeviri olmuş. Ortada birçok sorun var. O sorunların birçok sorunların çözümüne dair hiçbir şey yok. Çıktığında mesela ortada kocaman bir PKK-PYD sorunu var. Değil mi? Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, giderken de söyledi, çıkışta da söyledi. Bu konudaki kararlılık devam ediyor. Müttefiklerimiz burayı desteklemeden bu iş çözülmeyecek dedi. Mesela çok açık. Bu çok büyük bir sorun. Bizim Türkiye'nin doğrudan güvenliğini tehdit ediyor. Ya da S-400 meselesi. Burada dün neredeyse, bugün de aynı şekilde buradayız dedi. Yani bu açıdan hani o görüşmeden ciddi sorunlar veya işte büyük beklentilerle çıkmak ya da işte çok şey değil, beklentiyi yükseltmemek gerekiyor. Peki İsmail Hakkı Pekin, siz ne diyorsunuz? Siz de az önce bu cümleye, bu kelimeye fazla takılmamak gerektiğini, burada masada aslında çok daha çözülmesi gereken önemli meseleler olduğunu söylediniz. Ben de şöyle bir soru sordum, dedim ki yeni bir kriz çıkmadı çünkü kriz de çıkabilecek bir ortam vardı. Soykırım ifadesini kullanmasından ötürü Biden'ın. Ama mucizevi çözümler de çıkmadı. Kaldı ki Biden beden diliyle de, verdiği fotoğraflarla da Sayın Cumhurbaşkanı'na doğru hamle yapan, daha çok sıcak görüntüler ortaya çıkmasına meyledecek, sebebiyet verecek hareketler yapan bir figür oldu o güne dair. Siz ne diyorsunuz? Bundan sonra Türkiye-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılabilir mi? Yoksa Türkiye yine bir denge politikası izleyip hem Avrasyacı hem Amerikancı Batı'ya da yönelik adımlar atabilir mi? Bakın şunu söyleyeyim ben. Zaten bu toplantıdan böyle çok büyük şeyler beklemedik. Önemli olan diyalogtu. Diyaloğun başlamasıydı. Hiçbir uluslararası toplantıda kavga olmaz. Yani çünkü daha önceden konular yatırılır. Karargahlar, tarafların karargahları işte Putin Biden görüşmesinin olduğu gibi, hatta bizim işte Sayın Cumhurbaşkanı ile Biden görüşmesinin olduğu gibi daha evvelden çalışılır. Ondan sonra karşılıklı olarak bu fikirler
hangi konular üzerinde görüşülecek, hangi konular gündeme getirilecek, bunlar belirtilir ve sonuçta ortaya bir şey çıkar. Bu da böyle bir şey. Yani bu toplantıdan böyle mucizevi şeyler değil, beklemek uygun değil ama sonuçta iki lider 6 ay oldu, 6 aydır bizle kontak kurmuyordu. İki lider görüştüler. Bundan sonraki görüşmenin önünü açtılar. Ve hangi konular üzerinde duruyoruz, hangi konular bizim için önemli? Amerika için, Amerika'nın öncelikleri farklı. Amerika diyor ki öncelik olarak ben Avrupa'da bütünlüğü sağlayacağım, birliği sağlayacağım ve Avrupa'nın Çin'le ilişkisini kesmeye çalışacağım. Rusya'yı da tehdit olarak görüyorum. Rusya'ya karşı da bir çevreleme politikası izleyeceğim. Yani böyle bir şeyi var Amerika'nın. Hatta orada geçtiği gibi Afganistan'a şeydeki Kabil havaalanını Türkiye'ye verip Pakistan'la ve Macaristan'la birlikte orada Çin'in oraya ve de Rusya'nın oraya gelmesini engelleyecek, onu destekleyecek bir şey var, konum var. Bütün Amerikan önceliği böyle. Bizim önceliğimiz ise iki türlü önceliğimiz var. Bir tanesi güneyimizde olanlar, yani bir PYD devleti kurulmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Bir sürü sorunlar var. Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Karadeniz'de, Monto ile ilgili bizim şeyden çıkmamızı istiyorlar. Afganistan diyorum. Afrika'dan, Kuzey Afrika'dan çıkmamızı istiyorlar. Libya'dan çıkmamızı istiyorlar. Böyle birçok konu var. Ve Amerika'nın hesabında Türkiye'yi bir şekilde Çin'e karşı ve Rusya'ya karşı kullanma var. Yani bu Kabil havaalanı olmuş, başka bir yer olmuş. Böyle bir hesabı var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bizim hesabımız da geleceğimizle ilgili, yani bekamızla ilgili sorunumuz var. Bütün o biraz evvel söylediğimiz S-400 konusu, ondan sonra işte savunma sanayi konusu, arkasından diğer konular. Bunların hepsi Türkiye'nin sorunları, büyük genel sorunları. Bu konular nasıl çözülecek? Yani önemli olan bu. Bunun bir başlangıcı. Bunun bu toplantıda çözülmesi mümkün değil. Bu toplantı sadece bir başlangıç. Diyalog. Yani diyalog toplantısı bu. Ve Rusya'ya karşı da ben işte şunlarla görüştüm, bunlarla görüştüm diye bütün dünyaya deklare ettikleri bir toplantı. Ama Türkiye'nin öncelikleri biraz daha farklı. İşte Türkiye mesela ekonomik öncelikleri var. İşte Çin'le tamamen batıya ve yani bizim batıya endeksli. Yani bunu biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı bundan 2-3 ay evvel Türkiye'nin yönünün batıya doğru olduğunu, batıya yönelik olduğunu ve Avrupa Birliği'ne girme konusunda hala istekli bulunduğumuzu açık ve net söyledi. Hatta şeyden önce sanırım deniz güvenliğiyle ilgili Mükemmel Millet Merkezi'nin açılış sırasında Sayın Savunma Bakanı da dedi ki biz NATO'yu güvenliğimizin merkezine koyduk. Yani ne demek bu? Ne demek bu? Yani NATO'yla biz, yani NATO'nun istediklerini yapacağız. NATO bizim güvencemiz. Bunu söyledi. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman bu sorunlar yumağından nasıl çıkacağız? Bu sonraki iş. Yani bunun bir toplantıda olması mümkün mü? Mümkün değil. Bu toplantıda evet Biden'la birbirini tanıyorlar Sayın Cumhurbaşkanı ama o zamanki tanıma şekli neydi? Başkan yardımcısıydı. Sorumluluklar azdı. Ona göre başında bir lider vardı. O liderin hareketlerine göre fikirlerine göre hareket ediyordu. Ama şimdi kendi fikrine göre hareket ediyor. Daha farklı bir pozisyon içerisinde. İnsanlar patron olduğu zaman hareketleri değişebilir. Daha farklı olur. Sorumluluk almaya başlarlar. Bu sefer de bu konularda en azından görüşmeler oldu. Yani Amerika Türkiye'den ne bekliyor? Amerika diyor ki Türkiye'ye, kardeşim bana biat et, ben seni buraya karşı kullanacağım. Yani kaba tabirle öyle söylüyor. Ben seni Çin'e ve Rusya'ya karşı kullanacağım. Bunu yaparsan, çünkü şeyi de biliyor, bizim Batı ekonomisine ne kadar bağımlı olduğumuzu da biliyor. Evet, bağımlıyız. Batı ekonomisine son derece bağımlıyız. Her ne kadar Çin'le o swap anlaşması da yapsak, başka bir şey de yapsak, ürettiklerimizi, çünkü oradan yarı mamul madde alıyoruz, üretiyoruz, o maddeyi satıyoruz dışarıya. Yani böyle bir bağlantımız var, çok yakın bir bağlantımız var. İşte petrolle ilgili bağlantımız var, ekonomik sorunlarımız var. Yani Türkiye bir taraftan ekonomi politiği idare etmek durumunda. Yani buna uygun bir davranmak durumunda.
Öbür taraftan da şeye baktığımızda, jeopolitiğe baktığımızda jeopolitik olarak da davranmak durumunda. O zaman işte Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de farklı işler peşinde koşmak durumunda. Onun için de NATO'ya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Batı'ya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yani bu asıl sorun bu. Yani bu bağımsızlığımızı sağlamadığımız sürece, yani ekonomik bağımsızlığımızı sağlamadığımız sürece ne yaparsak yapalım sonuçta bir yerde tıkanacağız. Peki ekonomik bağımsızlığımızı sağlamak ya da güvenliğimizi sağlamak için illa NATO'da olmamız gerekiyor. Şu anda öyle gözüküyor. NATO'da olmamız gerekiyor. Yani bunu başka yerde sağlayabilir miyiz? Bana göre çok zor. Yani bütün sistemi değiştirmeniz lazım. Yani gerçekten çok zor. Çünkü öyle bir şey yaptığınız zaman bir anda zayıf duruma, zaafa düşebilirsiniz. Yani bunun planlamaları çok önceden yapılmalı. Yani önemli olan bundan sonra biz Batı kulübünde, Transatlantik kulübünde nasıl davranacağız? İlişkilerimizi nasıl yürüteceğiz? Yani ve sonuçta şeyden vazgeçecek miyiz? İdeolojik saplantılarımızdan vazgeçecek miyiz? Yani ben hiç unutmuyorum yine böyle şeyle ilgili 15 Aralık 2015'te bu uçak düşüşten sonra işte Moskova'ya gittiğimizde arkadaşlarımla beraber Allah rahmet eylesin bizim Soner'le birlikte orada bana şeyle görüşürken yani bu yok çok zengin bir iş adamı vardı şeyin Putin'in çok yakında birisi onunla görüşürken özel bir odada görüştük. Ya bana da artık dedi bu ideolojik olayı bırakalım dedi. Yani bu ne komünizmden, ne başka bir şeyden, ne şundan, ne bundan refah artmıyor. Refahın artması için işte üretim gerekiyor. Dış pazarlara şey yapmak gerekiyor, açılmak gerekiyor. Ve sonuçta bu refahı adil biçimde dağıtmamız gerekiyor. Aynı şeyi yine görevliyken İran'a görevliyken dediğim yani rica edeceğim sayın peki. Tabii kesiyorum. Cezaevinden çıktıktan sonra yine böyle İran'a giderken Ahmet Necat'la beraber aynı laftır annem Ahmet Necat söyledi. Yani onun için bu konuda daha gerçekçi olmamız lazım. Real politiğe uygun davranmamız lazım. Ama siyaset, oy almak, şu bu falan o farklı bir konu. O konuda katılıyorum Gülcan'ım. Yani bu konuda siyaset bunu kullanır. Muhalefet de kullanır kendini işine geleni, şey de kullanır, iktidar da kullanır. Bu siyasetin tabiatı gereği olan bir şey yani. Peki. Şimdi Gülümser Hocam o zaman size döneyim. Şimdi Türkiye'nin iç siyasetine de ekonomisine de sosyal medyasına bile çok etki eden bir durum ABD-Türkiye ilişkileri, Ankara-Washington ilişkileri. Şimdi İsmail Hakkı Pekin de der ki yani artık buna bir yerden el atıp bir yerden yeniden başlamak ve bu durumu yola koymak ve bir denge tutturmak zorunda. Siz ne diyorsunuz? Şimdi efendim kamuoyunda şöyle bir görüş oluştu. Bir kısmı diyor ki yönümüzü Asya'ya çevirelim. Bir kısmı da diyor ki yönümüzü yine aynı bulunduğumuz yerde konumda tutalım. Atlantik cephesinde duralım. Ve hükümet de kendince orta cephede bir yerde durmaya çalışıyor. Bağımsız siyaset ürettiğini sağlıyor. Ama bu bağımsız siyaseti üretirken bu sorunlardan kurtulamıyor. Sorunlar gittikçe birikiyor. Yani hani bu bağımsız siyasetin içerisinde elbette bu bir seçimdir. Ama bu bağımsız siyasetin içerisinde bir parlama, bir atılım yapsa elbette ben de böyledir bağımsız ülkenin siyaseti derim. Bu dengeler birdenbire değişmez derim. Çin'in hegemonyasını da istemiyoruz, ABD'nin boynunu, bu ABD'nin önünde de eğilmiyoruz derim ama burada ortadaki duruştan kaynaklanan bir çok ciddi bir kazanımımız yok. Üstüne sorunlar ekleniyor. İşte Karadeniz mı diyorsunuz? Yani iki hani hayır efendim, ne İsa'ya onu söylemek istemiyorum. Duyamadım da yani tam hocam şöyle, o yüzden. Tabii şöyle efendim, bu dengeler uluslararası asırlardır bir yerde durmuşsunuz. Gelmişsiniz, işte Asya'dan gelmişsiniz. İpek yolu üzerinde alışveriş yapılan hatların kalbinde yaşamışsınız.
Doğu'ya ait bir toplumsunuz aslında. Biz Doğu'ya ait bir toplumuz ama sonra Doğu'daki ekonomik çöküşle birlikte biz Batı'nın medeniyet ürettiğini, Batı'nın ekonomisinin daha güçlü olduğunu, bilgi ürettiğini sağlayarak birdenbire demişiz ki biz yönümüzü Batı'ya dönüyoruz demişiz. Bu dönüş sırasında kendimiz bilgi üretme, ekonomiyi yükseltme yönünde temayül değil de bir orta hatta bulunmanın bocalamasını yüzyıllardır yaşıyoruz. Ve biz bunu yaşarken şunu kaçırıyoruz. Biz çok sayıda Türk farklı ırk, farklı milletten ama farklı devletten aynı milletten olan bir ırkın evlatlarıyız. Biz kendi ekonomik ilişkilerimizi Türkiye Cumhuriyetleri ile sağlıklı bir ilişki kurmakta gecikmişiz. Bu arada Amerikan politikasını uygulayayım, Atlantik'te durayım derken Rus komşularımızla, Suriye ile, Irak'la, İran'la ekonomik ilişkilerimizi kaybetmişiz. Rusya ile hakeza ekonomik ilişkilerimizi kaybetmişiz. Yani biz ekonomik olarak ortada durma hakkımız var ama bunu siyasetle yönetemeyecek durumdayız. Yani hala bocalamalar içerisindeyiz. Bir millet, siz ekonomik olarak güçlü olduğunuz zaman, büyük bir devlet olduğunuz zaman hiç kimse sizi soykırımla da suçlayamaz. Size gel bakalım önümde hesap ver de diyemez. Hiç kimse sizi sorgulayamaz bile. Ama biz bu süreçte biz doğuda mıyız, batıda mıyız sallantısı içerisinde bir elimiz doğuda, bir elimiz batıda, hala biz ekonomik olarak düzlüğe çıkamadık. O yüzden konum, bu konum, biz doğuya mı ait, batıya mı ait? Ya batı diyor ki siz doğuya ait bir toplumsunuz diyor. Evet, biz doğudan gelmişiz. Doğuya ait bir toplumuz. Bu da tartışması. Doğunun, İslam'ın medeniyet, en yüksek medeniyet ürettiği dönemlerde biz doğuda yaşamışız, batıya medeniyet de göndermişiz. İta İstanbul'dan, Kayseri'den, Samsun'dan, Kırım'a yukarıya çıkartmışız, Roma'ya şeyler göndermişiz, ticaret yapmışız. Yani biz doğuya ait bir toplumken, ekonomik yönden doğuya bağlı bir toplumken biz kendimizi Batı'nın içerisinde neydi belirsiz bir yerde sallanıp duruyoruz. Peki. Ama ne var? Tarihimizden gelen gücümüz ne? Türk milleti olmamız ve kuzeyde çok sayıda Türkiye Cumhuriyetleri ile kurabileceğimiz ekonomik ilişkiler var. Ve biz bunu kaçırıyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Özal döneminde bu ekonomik ilişkileri engellemek için bizim kamuoyuna ne deniliyordu? Bunlar farklı mezhepten denilecek kadar aymazlıklar gösterilen bir siyasi bocalama içerisinde yaşadık ve biz bu yarımızı geçirdik. Ve biz elbette bu ilişkiler birdenbire kırılmaz. Birdenbire yönümüzü doğuya çevirip mucizeler yaşayacağımız sabından da tartışmalar çıkarılır ama biz ekonomik olarak güçlü durmak zorundayız. Bu coğrafyadaki konumumuzu sorgulatmamak zorundayız. Onun için de yani tarihten aldığımız güçle, Türkiye Cumhuriyetleri'yle ilişkileriyle, komşularımızla iyi ekonomik ilişkilerle bunu sağlarken hükümet sorun açıyor. Yani gerçekten hükümet bu sorunları açıyor. Sadece AKP hükümetine münhasır bir şey de değil. Yani 80 döneminden itibaren biz bu sorunları defalarca yaşadık ve sonra bu sorunlar halka şey yapılıyor. Siz işte burada mısınız, şu musunuz, bu musunuz? Halkın buradaki konumu, şu anki muhalefetin kışkırtması ayrı bir şey. Halk ne istiyor? Ekonomik, bağımsız, başıdik, olurlu bir toplum istiyor. Ekonomi bu işin temeli. O nedenle de yeniden bir sayfa açmak ve Türkiye Cumhuriyetleri ile ilişkileri kuvvetlendirmek, komşularımızla da sağlıklı ekonomik ilişkiler
kurmak zorundayız efendim. Peki, ABD istemiyor diye Suriye ile ilişkilerimizi yıkarsak, İran'la ilişkilerimizi koparırsak biz daha bu konuşmaları defalarca yaparız. Efendim. Bunun yolu da ekonomik olarak güçlenmekten geçiyor diyorsunuz Burhan Bey. Şimdi NATO zirvesi ve diğer zirveler gibi görüşmeler, şunu net söyleyeyim, Sayın Pekin hocamız da bahsetti. Bu tarz görüşmeler bir sonuç çıkacak görüşmeler değildir. Bu tarz görüşmeler ülkelerin güç gösterisidir. Duruş yeri, ayak ayak üstü, vücut dilini kullanması, beden dilini kullanması karşı ülkelere karşı, yani dış ülkelere karşı bir güç gösterisi yapıyor. Kendi halkına karşı da bir güç gösterisi yapıyor. Bakın ben işte Amerika'ya karşı böyle durdum, şuna karşı böyle durdum. Yoksa orada bir sonuç çıkacak bir görüşme değil bu tarz görüşmeler. Masalarda, bu tarz masalarda, toplantılarda bir görüşme, bir sonuç çıkmaz. Biden da aynı şeyi yaptı, Macron da aynı şeyi yaptı. Hep aynı şeyleri yaptılar zaten orada. Kesinlikle, kesinlikle. Beden dilini kullanarak tüm dünyaya mesaj veriyorlar. Başka bir amacı olduğunu düşünmüyorum bu tarz görüşmelerin. Yine arka planda kendi stratejilerini hepsi aynı şekilde devam ettiriyor. Bunun yanında baktığımız an Sayın Heper hocamızın da söylediği gibi biz Türkiye olarak ne Avrupacıyız, ne Amerikacıyız, ne Asyacıyız. Yani bir tarafta durmamız gerekmiyor. Türkiye ülkeleri eskiden Türkiye'yi gerçek abi olarak görmüyorlardı. Abi olarak görüyorlardı ama gerçek abi olarak görmüyorlardı. Çünkü onların da bir ülke olarak kendi stratejileri vardı. Türkiye güçlü bir ülke değildi. Arkasında duracak bir ülke değildi. Türkiye'nin yanında yer alsalardı o ülkeler belki bir günde yok olacaklardı. O yüzden Türkiye'yi sadece sözde abi görüyorlardı. Ya bugün en iyi anlaştığımız ülkelerden biri olan Azerbaycan bile iki devlet tek millet şu anda diyebiliyordu ama o zaman diyebiliyor muydu? Açık açık bağırabiliyor muydu? Çünkü Türkiye güçlü değildi. Bugün Türkiye güçlenince Türkiye ülkeleri içinde Türkiye gerçek abi konumuna geldi. O yüzden Sayın hocamızın da bahsettiği gibi biz ne Avrupacı, ne Asyacı, ne Amerikacı olmamız gerekmiyor. Ekonomide refah seviyemizi yükselterek nasıl bugün milli savunma sanayinde artık bağımsız bir ülke durumuna geldiysek, ekonomide refah seviyemizi yükselterek bağımsız bir ülke olup biz ortadayız. Kim bize bağlı olmak istiyorsa, Asya mı gelip Türkiye'ci olmak istiyor, Avrupa mı, Amerika mı, kim gelip olmak istiyorsa onlar gelip olmalı. Biz hocamızın da bahsettiği gibi ekonomik seviyemizi yükseltip, refah seviyemizi yükseltip, hiçbir ülkenin yanında durmadan elbette kendi ülke çıkarlarımız, bugün belki Amerika ile işimiz olabilir, onlarla beraber hareket edebiliriz. Ülke çıkarlarına göre başka ülkelerle beraber hareket edilebilir. Her ülke bunu yapar. Ama Türkiye artık bu şeyden çıkmalı. Amerikacı mı, Avrupacı mı, Asyacı mı, bunlardan çıkıp bir Türkiye'ci olmalı. Eski bir Türkiye yapısına dönmeli. Güçlü bir ülke olarak yumruğunu masaya sürekli vurmalı. Diğer ülkeler Türkiye'nin peşinden gelmeli. Peki. Bu da ekonomide ve refah seviyesinin yükselmesiyle olur. Sizin de Beyhan Bey alayım görüşlerinizi, araya gideceğim. Süre kısa herhalde. Bağımlıysak sebebi NATO. Yani Sayın Komutanımız da söyledi, diğer konuklarımız da söyledi. İşte biz bağımlıyız, bu bağımlılıktan kurtulamıyoruz. İşte NATO içerisinde bu çözüm nasıl çözeceğiz? Böyle, ya, bu şekilde. Beyhan Bey, şöyle bir şey söyleyeyim. Siz devam edersiniz. Evet, NATO bizim bağımlılığımızda önemli bir etken ama NATO değil. Bu kafamız bağımlılık. Yani önce bu kafadaki bağımlılıktan kurtulmamız lazım. Evet, şimdi eğer kafadaki... bu zihniyetimizi düzgün yaparsak ne NATO'ya bağımlı olur ne başka bir yani. Biz hep NATO'yu suçluyoruz, dinlenmeyi suçluyoruz. Asıl kabahat bizlerde, bizim sistemimizde, bizi yönetenlerde. Yani ve bizim gibi yöneticilerde, öyle söyleyeyim. Evet. Ya biz de bu kafayı değiştirmeye çalışıyoruz zaten. Yani o kafa hala NATO içerisinde kalmayı savunuyor. Yani bu biz NATO içerisinde kalmayı savunarak bunun bu sorunları nasıl çözeceğiz? Bizim üretelim diyoruz, ekonomik bağımsızlıktan bahsediyoruz değil mi? 60 yıldır, 70 evet. yıldır bizim ekonomik bağımsızlığımızı elimizden alan NATO. Değil mi? Bizi oraya bağladı. 2015'ten sonra ya da şu ideolojik gerekçeler, işte büyüyen ekonomiden bahsediyoruz ama dünyaya bakalım. Şimdi işte NATO zirvesini konuşuyoruz, NATO bildirgeleri açık. NATO Genel Sekreteri diyor ki Çin'in büyüyen ekonomisinin hepimiz farkındayız. Rusya'nın büyüyen ekonomisi, ya bunlar NATO üyesi mi? Değil mi? Demek ki ekonomik olarak ayakta kalmak için, bağımsız bir devlet olabilmek için NATO üyesi olmaya gerek yok. Türkiye gibi karakterli ülkeler için bunlara gerek yok. 2015 senesinden sonra Türkiye bir şekilde bugün bu hamleleri yapabiliyorsa da bu NATO ile olan bu bağımlılık ilişkilerini artık ortadan kaldırdığı ölçüde gerçekleşiyor. Bu açıdan hani verdiğimiz mesajlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Ya da mesela komutanımız yine işte Rusya ile olan görüşme, uçak düşürme hadisesi. İşte
Vatan Partisi heyetinin içerisindeydi. Komutanımız gittiler, görüştüler. Sorun çözüldü. Ama mesela yani NATO mu çözdü bu sorunu? Ya da biz ekonomik bağımsızlığımızı madem NATO içerisinde arıyoruz, Rusya'da ne işimiz var? Demek ki Rusya'yla da ekonomik olarak doğrudan ilişki içerisindeyiz, bağımlıyız. Yani ekonomik olarak birbirimize bağımlıyız. Çünkü turizm bitiyor. İşte bakın Covid'de şunda bunda iki hafta gelmediler. Turizmciler işte turist gelsin diye sesleniyorlar. Yani bu açıdan hani denge dediğimiz ya da ortada dediğimiz, evet ortadayız. Ne oradayız, ne buradayız, ne şuradayız. Kabak gibi ortadayız ama. Yani ortada yani olmamız... jeopolitik olarak kabak jeopolitik gibi ortadayız. Yani etrafımızda, yani etrafımızın her tarafını ABD üstleri çevirmiş. Biz ortada kalmışız. Yani ortada olmamız bu şekilde Beyhan ortadayız. Buyurun. Yani evet Beyhan Bey. Yani şimdi bu yani yüzyıllardır yerleşmiş bir kurgunun yeterli zemin ve ekonomik güçlenme yaşamadan birdenbire koparılması bu toplumda gerçekten ciddi boyutta sarsar. Ben Hakkı Pekin hocamın ifadesine katılıyorum. Asıl olan kafadır ve ekonomik olarak güçlenmektir. Yani sizin NATO'nun bizim gibi bir ülkeye ihtiyacı var mı? Var tabii ki. Gerçekten kullanmak istiyor, tartışmasız. Bugün Doğu bize mucizeler yaratabilir mi bir anda? Mümkün değil. Yani birdenbire mucizeler beklemek, ekonomik olarak en üst seviyeye çıkacağımızı düşlemek mümkün değil. Böylesi bir dünyada. Çünkü herkes pazar arayışı içerisinde, üretimi artırma, pazar bulma aşamasında. Çin üretimini artırmış, pazar bulma derdinde. Biz iki sorunu birden var. Bizde iki sorun birden duruyor. Biz hem üretimimizi artırmamışız, hem de üretimimizi artırsak bile pazar bulamıyoruz. O nedenle de bizim temel sorunumuz kendimizle. Yani biz hep başkalarını suçladık. Şunu suçluyoruz, bunu suçluyoruz. Biz siyasi olarak yıllardır yanlış yönetiliyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? ABD istedi diye Suriye ile ekonomik ilişkilerinizi kesiyorsunuz. Bakın Gaziantep ile Suriye'nin 2,5 milyar dolarlık ekonomik ilişkisi vardı. Yani siz bunu kesiyorsunuz. Bu hükümetin hatası mı? Siyasi hatası mı? Elbette hatası. Artı siz coğrafi konum olarak çok avantajlı konumunuzu, coğrafi konumunuzu size ekonomik avantaja döndüremiyorsunuz. Ki böyle bir ülkede herkes yaşayıp konumunu ekonomik avantaja çevirebilir. Çok rahatlıkla çevirebilir. Ama biz bir oraya mı savrulalım, buraya mı savrulalım, ekonomi üretemiyorsunuz. ABD'nin istediği ekonomik politikaları gündeme getiriyorsunuz ve biz gerçekten kötü yönetiyoruz. O sorun buradan kaynaklanıyor. Bilgi üretemiyoruz. Peki. Vesaire. Yani şimdi biliyor musunuz? Sorun. Yani şöyle Rusya'da diyor, doğal olarak diyor ki bu konumumuza bakıyor, bocaladığımızı görüyor. Rusya'da diyor ki ben diyor tamamen Rus bize bağımlı bir ülke olmasını diliyor. Tabii ki Rusya'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Biz bunu da avantaja çevirmek zorundayız. Yani bu da bir avantaj. Peki. O yüzden de bu birdenbire bir geçişle olmaz. Önce kafaların değişmesi, üretim ve sonra pazar bulma aşamasına geçmemiz gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Sayın Hocam. ABD istedi diye Türkiye Suriye ile ekonomi ilişkisini kestirmeniz ağır oluyor. Böyle bir şey yoktu. O zaman biz şuna mı izin verseydik? Ülke sınırımızda PKK bir Kürt devleti kursaydı, ya da aslında Kürt devleti de demeyeyim, haksızlık olur, bir Amerika devleti kursaydı buna mı izin verseydik? Şimdi yani eğer ekonomi... bunu tartışmaya gelirsek çok sert tartışmalar yaparız. Yani Suriye'nin parçalanması ABD'nin planıdır. IŞİD bir ABD planıdır, Avrupa Birliği planıdır. Önce düşman yaratır, Suriye'yi parçalamak ve orada sözde Kürdistan devleti kurmaktır hedef, tartışmasızdır. Ve siz bu aşamada son anda yapılan Kürdistan bölgesi olarak tanımlanan bölgeye Türk askerinin çıkması meşru müdafaadır. Sonuna kadar hakkı vardır ama bunun arkasından gelecek şey nedir? Aslında biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü kursaydık ve baştan itibaren Esad üzerinden yüklenmeseydik, yani Esad'ı primer hedefe koyup da
bu parçalanmanın gerekçesi olarak gösterip Esad üzerinden yürümeseydik biz bu aşamalara zaten gelmezdik. Hala önümüzde Esad'la aynı hem ekonomik yönden hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma yönünden bir pozisyon alabilir miyiz? Elbette alabilir. Ama hocam, iki gün sonra ABD size derse ki siz NATO'nun burada bir kargahı olarak duracaksınız kardeşim derse, biz o zaman ABD'nin ordumuz, ABD'nin bir strateji ordusu olarak orada durması kabul edeceğimiz bir şey midir? Yani Gülser hocam, bir cevap versin. Beyhan Bey'in lafı da yarım kaldı. Sonra evet, hem cinsim olduğumuz için pozitif ayrımcılık yaptığımı söyleyebilir beyler. Çok özür dilerim. Tamam. Buyurun Burhan Bey, Beyhan Bey geliyorum. Hocam, şimdi Suriye elbette o anda güçlü gördüğü Amerika'nın yanında yer alıp, zaten Amerika bu stratejinin planını devreye sokup, ülkeyi bölüp, Suriye'yi bölüp, Türkiye'ye karşı kullanmak istiyor. Burada amaç Suriye'yi bölmek ya da bir sözde bir Kürdistan devleti kurmak değil. Amerika'nın önceden hazırlamış olduğu bir plandı. Burada Suriye'de güçlü olan Amerika'nın yanında yer aldı. Elbette Türkiye'de güçlü olan Amerika'nın yanında yer alan Suriye'ye ilk başta yapacağı ekonomisini kesmek. Ekonomi ilişkileri kesmek. Siz bu kalkıp politikalarla da, giderseniz, işte hocam, bu yanlış politikalarla giderseniz biz daha çok kocalarız Burhan Bey. Çok kocalarız yani. Hocam, duruma göre, her yeni duruma göre siyaset üretilmeye çalışılıyor. Hocam, yani ilk kalkıp da ABD'de, Türkiye'de, ben işte Türkiye'yi bölmek için Suriye'de bir sözde Kürdistan ülkesi kurup deyip Türkiye'ye saldırmıyor. Yan tarafta olan ülkeyi kullanarak bunu yapıyor. Kalkıp da Türkiye'de evet ABD beni bölmek için, Türkiye'yi bölmek için Suriye'yi kullanıp deyip ABD'ye saldıramaz. Bugün ABD kendi askerini, bayrağını çekip Suriye'de faaliyet gösterinde Türkiye kalkıp onu vurabiliyor mu? Vuramıyor. Direkt saldırmış. Zaten ABD bu işe şeyle başladı biliyorsunuz. Demokrasi projesiyle başladı. Aynen efendim. Demokrasi tabii yani bunu... Türkiye bunu süreli hafızamızı yormayın Burhan Bey. Yani bizim o kadar kısa süreli hafızamız yok. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığına soyunan bir hükümetle başladık. Sonra süreç değişti ve süreç gelinen süreci elbette olumlu karşılıyoruz ama işte yine bir bocalama noktasındayız. NATO'nun bu şekilde gövde gösterisi yaptığı bir durumda bizim Suriye'deki pozisyonumuz ne olacak? NATO'nun ileri uç askeri pozisyonunda mı kalacağız? Yoksa gerçekten Suriye'nin bütünlüğünü sağlayarak bir pozisyon mu alacağız? Yoksa tampon kendi ülkemizin orada sürekli yüzyıllar sürecek bir çatışmanın içerisinde askerimizi orada mı tutacağız? Hocam, yani buradaki pozisyon... Efendim bakın. Hocam bir yanıt versin Burhan Bey. Hafızamızı bence zorlamamak lazım efendim. Hocam bir yanıt versin Burhan Bey. İdare sizin söylediğiniz gibi hareket etmiş olsaydı Mısır yani herkes biliyor ki Amerika'nın Mısır'a da müdahale ettiğini. Kalkıp da Mısır'la ilk başta hayır ben ABD'ye düşmanım, Mısır'la ben ilişkilerimi kesmiyorum deseydi bugün Mısır'la ilişkiler yeniden düzelme noktasına gelmezdi. Suriye'de Türkiye kalkıp da bir anda Amerika'yı kendi karşısına alamazdı. Yani bugün hangi Rusya olsa dahil, Rusya Suriye'ye girdiğinde Türkiye hemen Rusya'yı karşısına mı alıyor? Hayır sen Suriye'ye giremezsin mi diyor. Elbette toprak bütünlüğünü sağlamak için elinden geleni yapacak. Ama toprak bütünlüğünü sağlayamazsa gerek tampon bölge gerekse kendine bir toprak alıp orada durduracak. Yani bunu ülke olarak artık Türkiye'nin çıkarları ne gerekiyorsa bunu yapacak. Sizin dediğiniz gibi olsa Türkiye direkt Suriye'ye Amerika'nın projesine karşı direkt Türkiye Amerika'yı düşman ilan edip Amerika ile savaşa girecek. Yani hiç Suriye'ye bir şey demeyecek. Sizin hiçbir suçunuz yok. Hırsızın hiçbir suçu yok. Amerika'nın hiçbir suçu yok. Suriye suçlu deyip Amerika suçlu deyip Amerika ile savaşmaya başlayacak. Bu durumda elbette Türkiye kendi sınırlarını korumak, ilk başta kendi sınırlarını korumak için elinden geleni yapacak. Ondan sonra başka ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamaya çalışacak. Burada Amerika'nın amacı Suriye yani hocamızın sayın Pekin hocamızın dediği gibi özgürlük getirmek deyip, işte demokrasi getirmek deyip de amacı bu değildi ki. Türkiye ben sınırımda durayım, benim ülkeme bir şey olmasın. Türkiye zaten ilk başta onu yaptı. Kendi üst sınırında durdu, benim ülkeme bir şey olmasın dedi. Baktı ki kendine zarar gelmeye başlayınca Suriye'nin içine girmeye başladı. Sizin dediğiniz gibi olsa Türkiye direkt Amerika'yı, Rusya'yı ya da herhangi bir ülkeyi. Daha önce, yıllar önce İran'la da aynı şeyi yaşadık. Direkt İran'ı
PJK konusunda İran'ı biz düşman kabul edip İran'a mı girmemiz gerekiyordu? Elbette stratejik adımlar atılmalı. Suriye ile ekonomi yaptırım yaparsın, ekonomi kesersin, sonra başka adımlara gidersin. Sizin dediğiniz gibi, yani inşallah sizin düşüncenizdeki bir siyasi düşünce gelip de ülkeye iktidar olmaz. Böyle bir siyasi düşünce gelirse demek direkt Amerika'ya ya da bir gün gelir Rusya'ya, bir gün İran'a direkt savaşa gireriz. Yani bu ya mantıkta... Bizim siyasi düşüncemiz Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındadır. Yani biz sizin düşünceniz dedi diyerek sizin suçladığınız son derece avam bir ifade kaldı. Bizim yönümüz de Türkiye Cumhuriyeti'dir. Askerimiz de bizim askerimizdir. Ama bir dönem yani Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olarak AB'nin IŞİD politikalarına eşlik ederek yanı başınızda ABD emperyalizmini destekleyeceksiniz. Sonra da diyeceksiniz ki şimdi de NATO bakın ne istiyor bu. Ya bu siz gerçekten bu şekliyle bocalayarak işte zaman kaybettiriyoruz. Yani ya buradaki zaman kaybettirmeyi işsiz 2,5 milyarlık ekonomik şeyin şimdi ilişkinizi de kaybettiniz. Bölge ülkeleriyle iyi ilişki kurma seçeneğinizi de kaybettiniz ve ABD Suriye'de iflas etti. Buyurun %95 oyla Esad yeniden seçildi. Ne yapacaksınız şimdi? Yani buradaki doğru yaklaşım Esad'la tekrar ilişki kurarak Suriye'nin toprak bütünlüğü yönünde teamül göstermek değil Bilimsel midir? Bilimsel hocam Burhan Bey konuyu çok dağıtmayalım. Konu epey evet, dağıldı. Tabii ki çok haklısınız. Çok lütfen haklısınız. Ne olur bölmek istemezdim sizi ama haklısınız. Konu epey dağıldı. Beyan Bey'in lafı da yarım kaldı. Özür dilerim Beyan Bey. Burhan Bey tamamladınız umuyorum. Tamamdır hocam. Tamam. Beyan Bey'in. Zaten birazdan Türkiye'nin dış politikanın iç siyasete yansımalarını konuşacağız. Beyan Bey demin kaldığınız yerden tamamlamanızı rica edeceğim. Araya gideceğim sizinle. Ya esasında şöyle. Türkiye Gülümser Hoca ile işte Burhan Bey arasındaki konuşma üzerinden Burhan Bey'in çizdiği çerçevede hareket etmiyor. Yani bu eski bir siyaset, eski yönelim. Bu eski yönelimi Türkiye terk etmiş vaziyette. O yüzden hani sanki bu yönelim hala varmış gibi de buraya itiraz etmenin de bir anlamı yok. Bu bir istek, bir temenni. Bu geçmişi artık üstünden zaman geçti. Türkiye başka bir yola girdi. Yarın işte bunu nereden anlıyoruz? Mısır siyasetinden anlıyoruz. İşte aynı geçtiğimiz dönemde işte Mısır'la da bu ilişkilerin kurulamayacağı yönünde bir takım konuşmalar yapılıyordu. İşte kuruldu. Yarın öbür gün bu Suriye için de geçerli olacak. Çünkü hayat bize bunu dayatıyor. Türkiye'ye bunu dayatıyor. O yüzden yani geçmişe dönük de biz işte buralarda işte Suriye'ye geldi de ondan sonra bize dayandı falan. Ya biz yanında yer almamış olsaydık, biz Amerikan siyasetleriyle birlikte hareket etmemiş olsaydık, NATO'nun bize söylediklerini yapmamış olsaydık bugün Amerika orayı işgal etmiyor olacaktı. Yani biz doğrudan işte Türkiye'nin yanlış politikasının da aynı zamanda ürünüydü. Şimdi bunları terk ettik. Terk ettiğimiz için artık bir anlamı kalmadı. Şimdi Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından siyasi partilerin grup toplantıları vardı. Bir ara vereceğiz. O aranın ardından önce Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin dış politikasına yönelik övgüleri. O övgülere Millet İttifakı'nın bileşenlerinin Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın Akşener'in itirazları, eleştirileri oldu. Özellikle Akşener'in ABD ve Avrupa Birliği ile tutarlılıkla sürdürülmesi gereken ilişkiler yönündeki açıklamaları önemli ve Türkiye'nin iktidarın özellikle iktidarın memleketin kritik meselelerinde savruluyor olduğu iddiası var. Tüm bu iddiaları ve Türkiye'nin dış politikadaki hamlelerinin iç siyasete etkilerini aranın ardından konuşacağız. Evet. Fikir Meydanı devam ediyor efendim. Konuklarımız emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin, Profesör Doktor Gülümser Eper, Saros Araştırma Başkanı Burhan Eptemli ve Beyhan
Korkman değil mi? Doğru evet. mu söyledim efendim? Aydınlık.com.tr'nin genel yayın yönetmeni. Şimdi araya gitmeden önce Biden-Erdoğan görüşmesinin iç siyasetteki yansımalarını da konuşacağımızı anons etmiştik. Dün ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu ve Türkiye artık başı eğik, başı önde bir ülke değil, dik duran bir duruş sergileyen ülke derken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'yi dış politikada rezil, rüsva ettiler. Her şey bir kişiye bağlı dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise grup toplantısında iktidarın memleketin kritik meselelerinde savrulmasından bıktık, usandık. Biz bıktık, onlar savrulmaktan bıkmadı. Düne kadar muhalefetin dostu Biden, şimdi dostum Biden oldu. Arkadaş oraya hat bildirmeye gidiyordu. Sormadı, soramadı. ABD ve Avrupa Birliği ile ilişkilerde tutarlılık gösterilmeli ifadesini kullandı. Şimdi Sayın Pekin sizinle devam edelim. Bu iki perspektif arasında son derece büyük zıtlıklar var. Bahçeli dış politikada Türkiye dik bir duruş gösteriyor derken hem Kılıçdaroğlu hem Akşener Türkiye'nin dış politikada tam tersi bir imaj çizdiği yönünde ısrarlı. Siz ne diyorsunuz? Size hangisi daha doğru ya da daha yakın geliyor? Buyurun. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ben tabii bütün dünyada böyle herhalde. Genelde dış politika yapılırken iç politikaya malzeme yapılıyor dış politika. Yani bu Amerika'da da böyle, Türkiye'de de böyle, başka yerlerde de böyle. Maalesef bu yapılıyor. Bu lafların evet savrulma konusunda zaman zaman var böyle şeyler oluyor. Ama bu büyük bir bölümü bunun iç politikaya yönelik söylemler. Böyle baktığımızda. peki dış politikada böyle devamlı tutturduğumuz bir şey var mı? Yani Suriye örneğinde gördük. 2015'e kadar durumumuzu biliyorsunuz. 2015'e kadar maalesef Amerika'nın çizmiş olduğu Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında faaliyet ediyorduk. Ancak ondan sonra Amerika'nın ne yapmak istediğini, ne olduğunu gördük ve Suriye politikamızı değiştirdik. Yeni bir duruma geçtik. İşte hem bölgede bir tampon bölge yaptık hem de o bölgede bir terör devletçiliğinin kurulmasını ya da bir şeyin tesis edilmesine, bir terör koridorunun tesis edilmesine Akdeniz'e kadar önlemeye çalıştık. Bu dışarıdan bakıldığı zaman öyle maalesef şey gözüküyor. Yani böyle savrulma, bir yerden bir yere savrulma şeklinde gözüküyor ve Amerika'nın politika çıkarlarıyla Türkiye'nin çıkarlarının örtüşmediğini gördük birçok konuda. Ama başlangıç politikalarına baktığımızda yani dış politikaya maalesef Amerika ile beraber, Amerika'nın çıkarları doğrultusunda, onun çizdiği politikalar yönünde devam ediyor. Bu ne zamandan beri devam ediyor? Çok evvelden beri devam ediyor. Yani aslında bir Türkiye 1980 darbesinden sonra şeye girmeye müteakip, liberal ekonomiye, neoliberal ekonomiye girdi ve her yerini açtı, her şeyini açtı. Üretime bıraktık, dışarıdan satın alma, böyle yavaş yavaş tüketime yönelik bir yere geldik. Ondan sonra ne olduğumuzu anladık ama biraz geç kaldık gibi geliyor. Şimdi durumu toplamaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz durumu toplarken? Bir, mesela Mısır'la ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bölgede yalnız kalmıştık. Bu yalnızlığımızın bir şekilde toparlanması gerekiyor. Aksi takdirde bize karşı hem Doğu Akdeniz'de hem de şeyde Orta Doğu'da başka yerlerde bir takım bloklar kuruluyor. Bunun en güzel örneklerden bir tanesini, toparlama örneklerden bir tanesini şey diye söyleyebilirim. Yani bu Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ konusunda desteklenmesi, arkasından dün açıklanan bu Şuşa beyannamesi ya da onu da konuşalım biraz anlaşması. Sayın Pekin. Evet, yani evet. Onu da açabiliriz, dahil evet. edebiliriz. Müttefik anlaşması ve bana göre bu anlaşmanın en önemli tarafı şu: Türkiye bu bir şey, bir başlangıç. Aslında bu ilk adım. Neyin ilk adımı? Belki işte Rusya'yla, Gürcistan'la, Ermenistan'la, Azerbaycan'la, İran'la yapılacak bir altılı şeyin bir adımı ve Türkiye'nin de ekonomik esaretten kurtulup üretime yol açacağı, üretime geçeceği bir ilk adım gibi değerlendiriyorum bunu. Çünkü bundan sonra Hazar Havzası'yla birlikte eğer Cengizor Koridoru açılabilirse Türkiye, Nahçıvan üzerinden, Azerbaycan üzerinden
Türkistan'a, ben oraya Türkistan diyorum, kusura bakmayın, yani Türk Cumhuriyeti demiyorum ama Türkistan'a açılma olacak. Yani bunu tabii Turan düşleriyle falan şey yapmıyorum. Turan düşleriyle o hislerle söylemiyorum. Çünkü Türkiye'nin yaşaması için böyle bir şeye ihtiyaç var. Etrafında bir barış kuşağı, bir ekonomik kuşak oluşturması lazım. Bu ekonomik kuşağı yerine geldiği zaman işte o çok zengin kaynakları, yeraltı kaynakları olan Türkistan, ondan sonra işte Azerbaycan, arkasından bakın yine Çin'in, hem Çin'in hem Rusya'nın, Çin'in bir yol bir kuşak projesinin geçmesi gereken yerler. Bütün bunlar Türkiye'ye çok önemli bir alternatif sunuyor. Gerçekten çok önemli bir alternatif sunuyor. Ama bunu biraz evvel Sayın Gülümser Hoca'nın söylediği gibi böyle birdenbire yaparsak, ben buradan çıkıyorum, buraya giriyorum şeklinde, bu belirli aşamalarla yapılacak bir konu. Yoksa öbür türlü gerçekten işte Amerika karşımıza bir sefer farklı bir şey çıkabilir. Yani bunu yapmışlar. 1921'de Atatürk o bölgede Ankara Anlaşması imzalamış ve sonuçta şeyle Sovyetler Birliği yaptığı anlaşma sonunda şeyi İngilizlerin oraya yapmakta olduğu Kafkas Seddi'ni önlemiş ve ondan sonra da Batı'daki muharebeleri kazanmış ve bir cumhuriyet kurulmuş. Yani cumhuriyetin temeli orada yatıyor. Biz de aynı şeyi yapıyoruz bugün. İşte bir Şuşa beyannamesi, ittifak, yani o ittifak müttefiklik beyannamesi sadece askeri bir olay değil. Çok daha geniş, eğer içini doldurabilirsek, çok daha geniş bir olay. Ve buradan bu mutlaka bozulmak istenecektir ama Çin'le de, Türkistan'la da, şeyle de, Rusya'yla da ilişkilerimizi geliştireceğimiz ve üretime yol açtığımız bir konu. Şeye geldik, Orta Doğu'ya, Orta Doğu'da yapmamız gereken, ben biraz demin İran söyledim herhalde, İran'da dahil olmak üzere, Orta Doğu'da yapmamız gereken konuların bir tanesi Amerika'nın askeri olmamak. Yani orada Amerika bize rol biçiyor şimdi. Biçtiği role bakıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun bu konuda da bir eleştirisi oldu Sayın Pekin. Afganistan'dan ayrılmaya hazırlanan ABD'nin jandarmalığını yaptıracak değiliz Mehmetçiğimize dedi. Bu konuda bir eleştirisi oldu. Sayın Akşener'in de Çin'le Türkiye stratejik ortak haline getirmek isteyenlerin akıbetini merak ediyorum şeklinde de bir açıklaması var. Yani dış politikadaki hamleler iç siyasetin çok gündeminde. Türkiye ile Çin mecburen ortak olma, yani stratejik ortak olmayacak ama menfaat ortaklığı, çıkar ortaklığı olacak. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Yani dünyanın en büyük gücü, Avrupa'daki ülkeler o kadar üretkenliklerine rağmen hepsi ABD diyorlar ki biz Çin'le otonom ilişkide bulunmak istiyoruz. Niye? Çünkü orada daha ucuza üretiyoruz, daha şey yapıyoruz. O zaman Amerika bunların önünü kese ve bakın bildiriye, NATO bildirisine şeye koyamadı. Çin tehdittir diye koyamadı. Yani niye koyamadı? Çünkü Almanya istemiyordu, İngiltere istemiyordu, diğerleri istemiyordu. Onun için böyle bakalım. Eğer biz Orta Doğu'da gerçekten Amerikan askeri olursak, yani Amerika şimdi PYD ile Suriye rejimini değiştiremedi. Diyor ki şimdi HTŞ'yi yanınıza alın, Suriye Milli Ordusu'nu yanınıza alın, PYD'yi de yanınıza alın ve Esad rejimini değiştirin ve ona uygun da benim planıma uygun bir siyasi durum ortaya çıksın şeyde. Yani üç parçalı, dört parçalı bir Suriye çıksın. Yani bunun sonu... Bu arada bize diyor ki, ben de size Irak konusunda yeşil ışık yakayım. Irak'ta PKK'yı istediğiniz gibi vurun, öldürün, şunu yapın, bunu yapın. Yani onun için Türkiye, aynı şey Afganistan için geçerli. Dün de aynı şeyi söyledim. Afganistan'da, evet, Türkiye, Afganistan'da bizim bağlarımız var, o ayrı bir konu. Ama sonuçta oraya Kabil Havaalanı'nda 500 asker var şu anda. Biz terörle mücadele etmiyoruz. Ama sonuçta herkes çekildi. Biz Kabil'de kaldık. Şu andaki Eşref Gani hükümetinin gücü Kabil'in sınırlarıyla ne kadar geliyor? Onun dışında Taliban hakim. Ya bize saldırmaya başlarlarsa o zaman 500 asker yeter mi oraya? Belki 1500, 2000, 3000 asker gerekiyor. Siz ne kadar mal destek alırsanız alın. Yani Amerika bize gelin benim askerim olun. Bırakın sağla sola uğraşmayı, gelin benim askerim olun, ben size silah da vereyim, bırakın şeyi, savunma sanayini, onlar da uğraşmayın. Türkiye bunları yaşamıştı evvelden, 45'lerde, 47'lerde, 49'larda. Şimdi aynı şeyi tekrar Türkiye'ye ucuza getirin, Türkiye'ye bunu yapmaya çalışsın. Evet, peki. Yani bunun önlenmesi lazım. Yani bu mutlaka önlenecek bir konu. Onun için bence liderlerin böyle palyatif laflarla
Faydasız tedbirlerle bir şeyler söylemesi, dış politika hakkında çok yadırgıyorum. Dış politikanın esasıyla ilgili bir şeyler söyleseler anlarım. Ama tamamen kamuoyuna yönelik faaliyetler, siyasi faaliyetlerde bulunuyorlar. Yani bence en büyük hatalarımızdan birisi de bu. Birimizin Karadeniz'e birimiz at diyor. Bugün birine siz dersiniz ki hain Biden dersiniz. Yarın menfaatiniz değil. Çünkü Tayyip Bey veya başkası kim olacaksa Cumhurbaşkanı, kimse Cumhurbaşkanı. O Cumhurbaşkanı kendi başına yönetmiyor ki sonuçta devletin söylediği laflar devletle ilgili laflar. Onun için bugün hain dediğini yarın Türkiye'nin menfaati gerekiyorsa dostum da diyebilir. Gayet doğal bir şey. Bunda bir şey yok. Peki, teşekkür ediyorum. Size de yöneltmiş olayım Beyhan Bey. Akşener'in açıklamalarını biraz daha ayrıntılı vereyim hatta. Diyor ki Sayın Akşener, düne kadar verip veriştirdiği NATO değerli oluverdi. Düne kadar muhalefetin dostu dediği Biden, şimdi dostum Biden oldu. Arkadaş oraya hesap sormaya, had bildirmeye gidiyordu. Sormadı, soramadı. ABD ve Avrupa Birliği ile ilişkiler tutarlılıkla sürdürülmelidir. Bizim dış politika duruşumuz budur, anlayışımız budur diyor Sayın Akşener. Kılıçdaroğlu da, Sayın Kılıçdaroğlu da Türkiye'nin dış politikada rezil rüsva edildiğini ifade ediyor. Siz ne diyorsunuz? Türkiye'nin dış politikada eli güçlü mü, yoksa gerçekten hükümetin dış politikada hataları ya da düzeltmesi gereken noktaları var mı? Şimdi bu muhalefetin sözlerini duyan dışarıdan bir vatandaş ya da muhalefet de kendini öyle sunuyor. Şöyle zannediyor. Yani işte ikircikli tavırlardan bahsediyor, evet, tutarsızlıklardan bahsediyor. Hani kabadayılık yapıyordun, ne oldu diyor. Yani gören de bunları öyle yapsın istiyor zanneder. Değil mi? Yani biz zannediyoruz ki eleştiriyi buradan yapıyor. Ama aslında konuşmanın devamına bakıyoruz. Ya ilk başta yanlış yaptın diyor. Yani ilk başta atar gider, Akşener aslında onu söylüyor. İlk başta diyor atar gider yaparken hata yaptın diyor. Ya da bu ilk soykırım meselesi çıktığında da öyleydi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerinin esas odağında Erdoğan vardı. Evet. Yani Biden değil, Erdoğan vardı. Evet. Ya şimdi de öyle aslında. Yani yine diyor ki siz diyor işte hesap etmeden dikleniyorsun diyor. Eli kanlı dediğine de şimdi itiraz ediyor aslında Akşener. Yine mesela Akşener'in konuşmasında siz de vurguladınız ama mesela şey diyor. 15 Temmuz'da arkasında ABD var diyen İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı yok ortada diyor. 15 Temmuz'un arkasında kim var? Sadece Süleyman Soylu mu söylüyor 15 Temmuz'un arkasında ABD var diye? Akşener ne diyor bu konuda? 15 Temmuz'un arkasında kim var? Akşener ne diyor? Neredeymiş 15 Temmuz günü? Bunlara cevap versin. Yani öyle bir cümle kuruyor ki 15 Temmuz'un arkasında ABD var diyen Soylu ne diyecek buna diyor. Siz ne diyeceksiniz? ABD yok mu arkasında? Siz de bir şeyler söyleyin. Ya da diyor ki Rus donanmasının Akdeniz'e girişini savunanlar diyor. Burada bizi kastediyor. Vatan Partisi'ni kastediyor. Çünkü Türkiye'de bunu dile getiren bir tek biz varız. Evet. Ya da S-400'lerin kullanım dışı bırakılırsa diyor. Mesela burada da bir itiraf var aslında. Akşener'in konuşmasında. Şimdiye kadar ne söylüyordu muhalefet? S-400'ler kullanılmıyor diyordu. Aktif değil diyordu. Şimdi kullanım dışı bırakılırsa demeye başladı. Yani bir aktif olduğunu, bunları istediği zaman kullanılacağını. Hatta Akşener ilk başta sarayı korumak için aldın diyordu. Değil mi? Yani oraya kadar vardırdı. Sarayın etrafına kuracak. Ama artık yani bunların aktif denendiğini de yani Muz Cumhuriyeti'nde yaşayanlar bile öğrendi ya, yani. Artık iş o noktaya geldik. Dün bir CHP İstanbul Milletvekili'nin televizyon programında izledim. Hadi kullansınlar diyor. Anladım ya, ben. Hava Ankara'dan bağlanan İstanbul evet, Milletvekili. Hava savunma sistemini hadi kullansın diyor. Ne yapalım? Kendi kendimiz uçakla saldırı mı yapalım? Ya da füze mi atalım? Hani bir deneyelim, bir CHP ikna olsun diye. Bilgi kirliliği var. Yani bir saldırı anında kullanılması gerektiğinin kullanılacağını dahi bilmeyen bir kesim var aslında. Yani durup dururken kullanılacak bir sistem değil bu. Evet. Durum buyurun. Ve bunlardan milletvekili oluyor değil mi? Efendim? Bir saldırı anında kullanılacağını bilmeyen bir kesim var. Bunlardan da milletvekili de var. Yani. Bir de milletvekili olup ülkede yönetmeye çalışıyor. Ben milletvekili beyefendiyi kastetmedim. Genel olarak yani vatandaşın arasında da var, gazeteciler arasında, kendi meslektaşlarımızı kastettim aslında. Hani niye kullanmıyorlar? Saldırı yok. Saldırı olursa Allah korusun kullanılacak. Durup dururken S-400 kurup kullanacak halimiz yok. Bunun biraz galiba araştırılması, daha doğrusu iyi araştırılması lazım Burhan Bey. Siz ne dersiniz? Muhalefetin dış siyasetteki eleştirileri, katı eleştirileri hususunda hak verdiğiniz noktalar var mıdır, yok mudur? Çünkü çok farklı iki perspektif var ortada. Dış ülkelerle ilgili eleştirilerde muhalefet veya iktidar tüm eleştirilere hiçbir şekilde bakmaz. Bugün fark etmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, başka bir ülkeden biri Sayın Kılıçdaroğlu'na laf söylediğinde iktidar tarafı çıkıp, Sayın Erdoğan ya da Sayın Bahçeli çıkıp
laf söyletmemesi gerekiyor. Bunu her zaman söylüyorum. Aynı şekilde iktidar tarafından birileri bir şey söylediği zaman muhalefet çıkıp, yani başka ülkelerden biri iktidar tarafına söylediği zaman muhalefet çıkıp yine laf söyletmemesi gerekiyor. Şu anda muhalefetin yaptığı çok ucuz bir siyaset. Ucuz siyaset, neden ucuz siyaset? Bu tarz söylemlerle iktidara oy veren seçmenden oy alacağını düşünüyor. O yüzden şunu söyleyeyim. Bu şekilde bugün Türkiye'de AK Parti ve MHP, yani Cumhur İttifakı'nın iki bileşeninin ya %50'ler diyeyim ya da %40 diyeyim, kimleri %40 diyor, kimleri %50 diyor, bir oy potansiyeli var. Bu oy potansiyelinden, bu oy seçmenden oy alabilmek için dış ülkelere karşı yaptığı siyasetle vurarak bunu alamazsın. Ben bir seçmen olarak, diyelim ki Cumhur İttifakı'na şu anda oy veren bir seçmenim. Ama muhalefete yavaş yavaş yaklaşmaya, ısınmaya başlıyor. Bu şekildeki bir konuşmayı duyduğum anda tekrar Millet İttifakı'ndan uzaklaşır, Cumhur İttifakı'na giderim. Şu şekilde söyleyeyim. Yerel seçimlerde CHP'den aday olan bir belediye başkan adayı. Ya seçmeni etkiliyor mu diyorsunuz bu tarz konuşmaları muhalefet liderlerinin? Olumsuz yönde etkiliyor. CHP'den aday olan bir belediye başkan adayımız bana geldi. Seçim çalışmalarında ne yapması gerektiğini sordu. Ben de bir araştırmacı, bir danışman olarak şunu söyledim. Kimdi? Bugün bulunduğun ilde CHP'den. Tamam. Bulunduğun ilde AK Parti seçmeni çok fazla var. Sakın gittiğin yerde AK Partili seçmene gittiğinde AKP deme. Birinci, bunu AKP dediğin anda zaten bir set koymuş olursun önüne. Ondan oy alamazsın çünkü AKP dedi. İkincisi, sakın Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmeye kalkma. Eleştireceksen de olumlu yönleri anlatarak eleştir. Şu hizmeti yaptı, bu hizmeti yaptı, bu hizmeti yaptı ama biz bunları da yapacağız diyerek eleştir. Direkt eleştiriye girersen ya da direkt AKP dersen o seçmeni kendinden uzaklaştırırsın. Muhalefet de şu anda onu yapıyor. Kalkıp bu şekilde iktidarı, özellikle milli duygularını eleştirmeye kalktığı anda Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenden oy alması imkansızlaşır. Ben buradan ücretsiz bir danışmanlık yapayım. Yani bunlar siyaseti nasıl okuyor, bu Millet İttifakı? Nasıl okuyor anlamıyorum. Kalkıp da Sayın Akşener bu şekilde eleştirdiğinde acaba Cumhur İttifakı seçmeninden oy alacağını mı düşünüyor? Ya da Sayın Kılıçdaroğlu ya da başka biri. Sayın Babacan'ın bir Twitter açıklaması vardı. Ya işte 44 dakika görüştüler de 27 dakika tercümana gitti de 12 dakika ona kaldı da 12 dakika ona kaldı da ne konuşuldu? Ya bu kadar basit bir siyaset yaptığı anda seçmeni uzaklaştırır. O yüzden milli davalarda, dış ülkelere karşı olan siyasette özellikle muhalefet iktidarın yanında yer aldığı anda şundan emin olsunlar ki Cumhur İttifakı seçmeninden daha iyi oy alır. Cumhur İttifakı seçmenine oy veren seçmen bunları takdir eder, sonra yine eleştirisi yapsın. Dış ülkeye kadar evet Cumhurbaşkanımız dik duruyordur, biz sonuna kadar yanınızdayız deyip yine iç siyasetle eleştirisini yapsın. Hiç önemli değil. Başta desteklesin ama arkasında iç siyasetiyle eleştirsin. Ekonomisiyle eleştirsin, başka şeylerle iç siyasetiyle eleştirsin. Bu şekilde seçmeni yanına almış olur. Bunlar sanıyor ki Millet İttifakı seçmeni, yani liderleri, biz bu şekilde eleştirirsek seçmeni yanımıza alırız. Yaptığımız hiçbir araştırmada, yani tüm araştırmalarda özellikle dış siyasete karşı hem Cumhur İttifakı liderleri hem Millet İttifakı liderlerinin konuşma tarzını vatandaş beğenmiyor. Birbirine karşı çok sert duruşu olduğunu söylüyor. Daha ılımlı dille konuşması lazım. Milli davalarda beraber hareket edilmesini istiyor. O yüzden acizane fikrim ve tavsiyem, milli duygu davalarda özellikle dış ülkelere karşı yapılan konuşma tarzlarında daha çok birleştirici dili konuşsunlar. Yanlış da olabilir. Bugün ben kardeşimle kavga ederim. Başka birinin yanına gidip belki yanlış bir şey söylüyorumdur o anda ama benim kardeşim orada beni desteklemeli. Geldikten sonra, oradan ayrıldıktan sonra ya abi sen ya da kardeşim sen burada yanlış yaptın desin. Ama başkasına karşı, ama muhalefette mesela karşı dış politika konusunda eleştirmesin mi? Yani sırf milli durabilmek adına, ama bu noktada da hatalısınız, bu noktada doğru karar veremediniz, doğru hareket edemediniz demesin mi mesela? Elbette eleştirsin ama kalkıp da programın başında yaptığımız gibi, yok efendim Cumhuriyet Gazetesi'nin yayınladığı bir fotoğrafla dış ülkelere laf verecek eleştiriler yapmasın. Elbette dış ekonomiyi eleştirecek, dış ilişkileri eleştirebilir. Ya ülkelerle aramızı bozdunuz diyebilir. Şu politikayı şöyle izleyelim diyebilir. İktidara
Peki. Bir tavsiye niteliğinde şeyler konuşabilir ama kalkıp da direkt siz dik duramadınız, ABD işte geldi, Biden geldi, ayakta durdu, bizi ezdi, bitti, bu tarz konuşmalar gerçi iktidar yani liderler, muhalefet liderleri hiçbir zaman seçmenle aynı seviyeye gelmedikleri için, hep kendi seçmene üst tabakadan baktıkları için, o yüzden onların dilini konuşamadıklarından dolayı da iktidara gelemiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız 2002'den beri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı siyasetini geçiyorum zaten, hep halkın dilinden konuştu ve bu seviyeye geldi. Yine Sayın Cumhurbaşkanımıza iktidarı eleştirerek söylüyorum. Belli bir yani son dönemlerde, son 3-4 yıldır halkın dilinden, halkın anlayışından uzaklaştıkları için de oy düşüşü yaşıyor. Ben yaptığım bir araştırmaya göre söylüyorum. Araştırmacı olarak oy düşüşü yaşamaya başladı. Halkın istediği Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bunun farkında olduğunu ve bununla ilgili neden diye araştırma yaptırdığını da biliyoruz. Kesinlikle. O yüzden halkın dilinden konuşması demekten istediğim şu. Yani halkın anlayacağı gibi siyaset yapmalılar. O yüzden muhalefet de halkın anlayacağı gibi siyaset yapmalılar. Halkın istediği tarzda konuşmalılar. İktidarı eleştirerek, milli duygulara vurarak hiçbir zaman oy alamazlar. Bu şekilde iktidara gelemezler. Ne diyorsunuz Gülümser Hocam? Muhalefet seçmeni kendinden milli meselelerdeki uslubu nedeniyle uzaklaştırıyor mu? Ve bu nedenle aslında iktidarı eleştireyim, hükümeti eleştireyim derken vatandaşın eleştirisine mi eleştirisiyle mi karşı karşıya kalıyor? Buyurun hocam. Öncelikle bir tespiti yapıp hemen onuya geçmek istiyorum. Olur hocam. Sayın buyurun. İsmail Hakkı Komutanımın bir ifadesi, bunu çok çok değerli ve önemli buluyorum. Bunu aklımızın bir yerine milat olarak kazımak zorundayız. 2015'ten sonraki hükümetin politik değişimi, daha milli duruşu ve daha ülke bütünlükçü bakışı ve dış politikada da işte yeni bir dönem oluşturması. Bu dönemi önemsiyoruz. Bu dönemin birinci mimarı AKP'nin kendi içerisinde artık Amerika'nın emperyalizminin ne noktaya gittiğini tespit etmesi. Artık bunu tespit etmek de zorundaydılar zaten. Yanı başımızda çok büyük dramlar yaşanmıştı. Artı milli muhalefetinde milli duruş yönünden AKP'yi teşvik etmesi. Bunu da çok önemsiyorum. Bunlardan birisi Devlet Bahçeli ise, diğeri de Doğu Bey de aynı şekilde milli duruş yönünden teşvik edici ifadeler, söylemlerde bulunmuştur. Buna hakkını vermek gerekiyor. Yani Devlet Bahçeli'nin eleştirel bakışını biliyoruz 2015 sürecinde, ama 2015'ten sonraki süreçte bunu da kendileri de ifade ediyor. Zaten bu duruşu diyorlar ki biz AKP'nin politikalarını uygulamadık. AKP bizim politikalarımızı uygulamaya başladı şeklinde. Tabii ki bağımsız bir parti bu ifadeyi kullanmakta özgür. Ben de olsam kullanırım bunu. Yani burada milli duruş gösterme yönünden hükümetin yanında duruş gösterdiler. İşte teşvik de ettiler. Ve şu anda hükümet ekonomik yönden kayıplar vesaireler, dış baskılarla bir kan kaybetmeye başladı ve bocalamaya başladı. Ve NATO'nun bu bastırması karşısında da gerçekten bocalama yaşayacaktır. İktidarı kaybetmek istemiyor. Yani doğal bir şeydir de. Ve bu aşamada eğer yine aynı stratejiyle milli menfaatler, ülke bütünlüğü, dış politika yönünden bu teamülleri göstermeye devam ederse yine yapıcı muhalefetten olan kişiler destekleyecektir. Ama savrulma olduğu anda AKP ortada kalmaz. Ya AKP diye bir parti kalmaz, açık konuşmak gerekirse. AKP yegane bir bütünlükçü bir parti değildir. İçerisinde Amerikancıları da vardır, milli duruş gösterilenler de vardır. Ama şu anda AKP'nin bir savrulması kendini imha etmesiyle sonuçlanacaktır. Onun için de bu bocalama devresinin kısa sürede geçmesini temenni ediyorum ve tekrar aklını kararlı bir şekilde kaldığı yerden devam etmesini temenni ediyorum. Bu süreç içerisinde muhalefetin duruşunu, Burhan Bey'in ifadelerini de önemsiyorum. Halk şuna çok önem veriyor. Yani
ülke bütünlüğü, milli menfaatler yönünde en ufak bir tavize, sivri dile, kirli dile tahammül edemiyor. Yani siz muhalefet olarak şunu söylediğiniz anda muhalif pozisyonunuz bitmiş oluyor. Ben yerel yönetimlere özellik yasa tasarısını destekleyeceğim dediğiniz anda sizin ulusal bütünlüğe bakışınız deşifre edilmiştir. Bundan geri dönüşü yoktur. Bunun içerisine Deva Partisi de dahildir, Gelecek Partisi de dahildir. Bu dönüş, bundan sonrası onlar için dönüş yoktur. Cepheleri bellidir. Yani bunun aksini ifade edecek cümleler de kullanmadılar. Yani biz hayır hata yaptık, böyle bir şey yapmamamız gerektiydi yani diye ifadeler de kullanmadılar. Bulundukları yerde devam ediyorlar. Ve bu nedenle de eğer hükümet gerçekten burada bocalarsa, tekrar NATO yönünde savrulma gösterirse AKP yerle bir olur. İç tartışması söylüyorum. Yani en içten önce kendi içinden vurulur. Ve bu nedenle de muhalefetin, sorumlu muhalefet dediğimiz algıda bunu söylemek istiyorum. Yani elbette muhalefette kendini sorgulaması gerekti. 2002 yılından şu ana kadar kaybetmiş bir muhalefet, ben duruş yönünden nerede hata yaptım diye sorgulaması gerekiyor mu? Gerekiyor. Milli politikalarda aynı hükümetle aynı dili kullanması gerekiyor mu? Gerekiyor. Şu anda NATO, bence muhalefetin gözlemleyeceği şey şu olmalıdır. Afganistan'daki askerimizin pozisyonunu sorgulamak da sonuna kadar haklıdır. Yeniden bir Kore, Kuzey Kore, Güney Kore savaşının ortasına mı giriyoruz diye sorgulamak zorundadır. Çünkü 1950'lerde bu tecrübe edildi ve burada zarar gören kim asker oldu? Zavallı, gariban Anadolu askeri zarar gördü. Biz bu tecrübeyi 2021'de tekrar mı yaşayacağız diye sorması gerekli mi? Elbette soracak. Bunun yanında yine Suriye politikasını soracak mı? Soracak. Yani devam eden Mısır'la, Libya'yla devam eden ilişkilerimizi biz burada bloke edelim diyecek bir muhalefete hiçbir zaman kazanamaz. Yani onda da Burhan Bey'e hak veriyorum. Yani o yüzden muhalefetin kaybettiği nokta bellidir. İktidarın da kazandığı noktalar bellidir. Kaybettiği noktalar da bellidir. Kaybettiği noktada şöyle bir şey kuramadı. Ekonomik yanından yanında kurumsallık oluşturamadı. Yani kurumsallık oluşturamayınca da kurumları bir takım gruplara, illegal yapılara dahi teslim etmek zorunda kaldı. Bunu 2015 dönemin öncesinde FETÖ yapılanmasıydı. 2015'ten sonraki dönemde bir takım görüyorsunuz, yani artık ayyuka çıkmış illegal örgütler, yapılar, tarikatlar. Yani siz kurumsallığı sağlayamazsanız bu bocalamaları yaşarsınız. Ama ben iktidar olayım, bu iktidar olayım hırsıyla yeniden NATO'nun eksenine girerseniz bence AKP ortada kalmaz ve en önce vurulan da kendileri olur. Ben bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Burhan Bey, bir şey söyleyecek misiniz? Beyhan Bey'e geçeceğim. Beni duyabiliyor musun? Teşekkür ederim. Tamam. Fikirlerime katıldığı için bazı fikirlerimi. Evet evet, o yüzden sordum zaten. Evet. Burhan yani, Bey duyamadım hani dediğinizi. Evet. Hocama teşekkür ederim dedim. Bazı tamam. Fikirlerime de olsa katıldım. Elbette elbette her zaman. Doğru fikirleri oya onaylamak elbette hepimizin vatandaşlık görevi. Bu ülkede yaşayan hepimizin görevi. Peki. Yanlış fikri de, yapıcı eleştiriyi de, doğru yönden eleştiriyi de hükümetin kabul etmesi gerekli. Peki. O da onun görevi. Peki. Beyhan Bey buyurun. Şimdi bu NATO zirvesi öncesi sonrası iyi analiz etmemiz lazım. Yani Türkiye'de iş cephede şöyle bir algı oluşuyor. Birazcık da ilk oturumda konuştuğumuz gibi, yani Amerikancı
bir hava estirilmeye çalışıyor. Mesela diyelim Karar Gazetesi diyor ki hani Haçlı irtica vardı, hani Haçlı saldırısı vardı, hani her şeyin emperyalist saldırı vardı diyor. Ya da diğer medya organlarında da buna benzer yazılar çıkıyor. Yani birincisi giderken Cumhurbaşkanımız Çin'le yapılan swap anlaşmasından bahsediyor. Öyle gidiyor. Bir mesaj veriyor. Mesaj verdi. Bu açık bir mesaj. Döndü geldi. Direkt Şuşa'ya. Şuşa'ya gitti. Şuşa önemli. Yani işgalden sonra oraya giden ilk yabancı devlet başkanı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı. İkincisi Şuşa şu açıdan önemli. Yani bir bölgesel inisiyatifin geliştirilmesi anlamında önemli. Yani orada bulunması. Yani bu daha önce konuşulan altılı platform var ya, o öneriyle de birleşiyor aslında. Yani tutarlılığın devamını işaret etmek için söylüyorum. Yani bu bölgesel inisiyatifte altılı platform önerisini destekleyen bir gelişme bu Şuşa'da olan. Şu demek, yani biz burada biz varız. Evet. İşte emperyalist devletler, Amerika'sı, Fransa'sı, Avrupa'sı, o şusu busu gelmesin. Burada aynı zamanda şuna işaret var, NATO da gelmesin. NATO da yok. Yani Türkiye aynı zamanda NATO üyesi. Altılı platform ama Rusya ile iş yapıyor. NATO'nun en büyük düşmanı da Rusya. Şimdi zaten çelişkiler burada başlıyor. Evet. Sabahtan beri konuştuğumuz Türkiye'nin içerisine girdiği süreç, NATO'nun Türkiye'ye dayatmaları. Yarın öbür gün ister istemez biz işte deminden beri konuşuyoruz. Bu süreç yavaş olmayacak, yavaş olmalı. Yani ben aslında bu yavaş olmalıdan şunu anlıyorum. Aslında herkes Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasını istiyor. Bu oturumda konuştuğumuz herkes Türkiye'nin NATO'da bir geleceğinin olmadığını söylüyor ama bugün mü olsun, yarın mı olsun burada kaygıları var. Kaygılarının sebebinde bugünkü hükümet yönetimindeki bir takım tutarsızlıkların olduğunu da anlıyorum. Bu açıdan iç cephede Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun, yani tekrar içe dönelim. Bu anlamdaki eleştirilerini ben doğru bulmuyorum. Yani işte tutarsızlıkları da tam tersi, yani onlar daha Atlantikçi ol diye baskı yapıyorlar. Bu açıdan yani Türkiye'nin toplam olarak YPG stratejisi yine zirvede S-400 buralardaki kararlı duruşu ortada. Ben Gülümser Hocam'ın kaygılarını da anladım ama böyle ciddi bir bocalamanın olduğunu düşünmüyorum. Yani çizgide devam ediyor. Bir bocalama görmüyorsunuz. Evet. Şimdi İsmail Hakkapekin'e şu soruyu yöneltmek istiyorum. Mesela sizin de çok yakından takip ettiğiniz bir konu S-400'ler ve Biden-Erdoğan görüşmesindeki bir numaralı gündem maddelerinden bir tanesi de buydu. Muhalefet bu konuda bile hükümeti sanki bu sorun S-400 meselesi bir beka sorunuydu bu ülkenin ve dünyaya tırnak içinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın posta koyan ve inatlaşan, dik duran tarafını göstermek isteyen tarafı üzerinden eleştirmişti mesela. Şimdi bir de bu konuşuluyor mesela. S-400 beka sorunu muydu? Gerçekten olmazsa olmazı mıydı? Muhalefet buradan bile şu an mesela eleştiriyor. Biz NATO zirvesini geride bırakıp Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştuktan sonra S-400'ler konusunda nereye geldik İsmail Hakkapekin? Yani şöyle söyleyeyim, ben S-400'ler konusu iki nedenden bakmak lazım. Birisi Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı vardı. Evet. Etrafımızda balistik füzeler var, uçaklar var. Uçaklardan alttan yine mühimmatlar var, seyir füzeleri var. Dolayısıyla bu aldık, Amerika vermedi diye aldık. Teknik olarak bu böyle ama işin bir de siyasi boyutu var. Amerika bize sıkıştırıyordu, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Hatırlayın S-400'leri aldığımız zamanı. Bize işte oraya giremezsin, Suriye'ye şunu yapamazsın falan gibilerden. Türkiye'nin bir meydan okumasını aynı zamanda S-400'ler. Ben ihtiyacım varsa alırım. Muhalefet bunu da eleştiriyor ama Sayın Pekin. Yani Türkiye'nin bir meydan yani, okumasına dönüştü. Efendim muhalefet eleştirir. Yani muhalefet ne, yani bunun nesini eleştiriyor merak ediyorum. S-400'leri almasaydık, yani Amerika'ya, bu Amerika'ya karşı bir şeydir, tavırdır S-400 konut bakın. Şey de öyledir. Yani swap anlaşması da öyledir. İhtiyacımız da var. Ama aynı zamanda tavırdır. Aynı şey biraz evvel işte Beyhan bahsetti. Bölgesel inisiyatif dedi. Bizim hemen kuzeyimizde bölgesel inisiyatif başlattı Türkiye. Azerbaycan'da başlattı ve devam ediyor şu anda. Herhalde daha büyük, biraz evvel söylediğim gibi Türkistan'a dahil içine alacak bir şey. Şimdi sorun şuradan kaynaklanıyor. Türkiye 2015'ten sonra bir politika değişikliği yaptı, dış politika değişikliği Orta Doğu'da ve öyle bir yere geldi ki şimdi NATO Türkiye'yi kullanmaya çalışıyor bu bölgede. Şimdi Türkiye ne yapacak?
kullanmaması için, yani onu biraz evvel söyledim, kullanmaması için ya da Afganistan'da da kullanmaması için Türkiye'nin bir inisiyatif geliştirmesi lazım. Yani Kıbrıs'ı kurtarmak istiyorsak ya da şeyi kurtarmak istiyorsak, kendi hak ve menfaatlerimizi kurtarmak istiyorsak Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da bizim bir inisiyatif geliştirmemiz lazım. Bizim geliştireceğimiz inisiyatif bu bölgelerdeki ülkelerin bir şekilde bütünlüğünü sağlamak olabilir. Sağlamak şartıyla olabilir. Buradan başlayıp, bölgemizden başlayıp işte Suriye, Irak, Lübnan, ondan sonra hatta İsrail, yani bütün bunlarla ilişki geliştirmemiz gerekiyor. Böyle bir inisiyatife gelişme. Bu, ben mesela ben olsaydım, mesela aklıma bazen geliyor, şeye giderken, mesela NATO toplantısına giderken, tabii benim omzumda yumruk küfesi olmadığı için istediğimi söyleyebilirim yani. Oraya gitmeden evvel Suriye'ye bir heyet gönderdim. Ya da Suriye'deki bir heyetle başka bir tarafsız yerde görüşme yaptırırdım. Çok dahşet Amerika'nın, yani çünkü Amerika Birleşik Devletleri bölgede rejimin değişmesini istiyor. Ve görüşmeyi başlatırdım en azından. Yani şimdi bunlar karşı alacak tepkiler. O da tepkiler. Tam yani anlamıyla ipleri koparmak çok da hani parmağı tırnak içinde gözüne sokmak olmayacak mıydı? Ben. Kopartamazlar ipleri. Kopartamazlar. Öyle kolay değil. Yani nasıl? Yani sanıyorsunuz ki biz zavallıyız, burada duruyoruz. Bizim o kadar büyük imkanımız var ki. Ya biz 85 milyonluk bir pazarız bir defa ya. 85 milyonluk bir pazarız. Bizim hiç mi hakkımız yok? Yani adamlardan mal almayı kessek, başka yerden alsak birçok fabrika Avrupa'da iflas eder. Yani başka etkilerimiz yok mu? Silahlı kuvvetlerimiz var, istediğimiz yapmaya etkimiz var. Amerika Birleşik Devletleri elinde nükleer silahı var diye 10 bin kilometre ileriden gelip Suriye'de bize şey biçiyor, bölgeye kaderini biçmeye çalışıyor. Biz hemen dibindeyiz. Yani biz onun yaptığını çok daha rahat yapabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri buna rağmen gelip de Türkiye'ye nükleer silah mı atacak? Mümkün mü böyle bir şey? Yani onun için Türkiye bu bölgede de inisiyatif geliştirmek durumunda. Şimdi anlamadığımız konu bu, anlaşılmayan konu bu. Yani biz diyorlar ki sen NATO'cusun, işte NATO yönünde şey ver, Batı'dan ayrılma, Batı'nın kucağından ayrılma. Ama artık Türkiye'nin üretim üssü olması gerekiyor. Yani Türkiye sadece Rusya ile Çin'le değil, yani onlarla anlaşırken, iş yaparken tabii ki Çin'in ürettiği malların pazarı da olmayacak. Yani onu da bir tarafıma yazmamız lazım. Yani biz evet Çin'le şeylerimiz var. Çin'deki işte Sincan'daki soydaşlarımızın haklarını koruduğumuz gibi Çin'in de pazarı olmayacağız. Ama Çin'le beraber ortak ticaret yapacağız. Ortak üretim yapacağız. Birlikte yeni teknolojiler üreteceğiz. Yani Türkiye bunu bir defa sinirmesi lazım. Şimdi sinirlemeyen konulardan bir tanesi bu. Sen hani diyorlar ya sen işçisin işçi kal diye şeyin şarkısı var. Cem Karaca'nın meşhur şarkısı var. Yani tamirci çırağı diye. Bize öyle yani öyle görüyorlar. Öyle yapıyor. Ama Türkiye öyle Türkiye değil. Türkiye'nin imkanları çok geniş. Türkiye yeter ki kullanmasını bilsin. Yoksa bu kadar milleti verirseniz 85 milyon insanı başkalarının esiri olurlar. Onlara yeriz içeriz tüketir tüketim toplumu alırız. Kredi alırız üretmeden. Çalıştığımız her şeyi faize yatırırız. Şu anda olduğu gibi. Bu konulara dikkat etmemiz lazım. Dış politika bütün ülkelerde iç politikanın ihtiyaçları için kullanılabilir. Kullanılıyor. Ama Türkiye'de çok kullanılıyor. Peki. Ve maalesef Türkiye'de milli bir dış politika konusunda bir anlaşma, bir şey yok. Böyle bir antant yok. İnsanlar anlamıyor. Aslında bunun muhalefeti de, iktidarı da, diğerleri de hepsinin belli konularda anlaşması lazım. Peki. Ne demek şimdi? S-400 benim milli sorunum. Orada YPG devletinin kurulması benim milli sorunum. Diğerleri milli sorunum. Bu konularda yanlış yapıyorsa iktidara yüklensinler. Ama yanlış yapmıyorsa, efendim sen aldığında şunu televizyonda şunu oynattın, öbürküde bunu oynattın. Yani artık Sayın Cumhurbaşkanı resmi sanki Cumhurbaşkanı ile Biden'ın resmini öyle bas. Ya bunu Financial Times yapar ki Financial Times zaten küresel şeylerin bankerlerin yergisi içinde işte Rothschild'den bilmem ne kadar var. Japonlar almışlar bunu ve bunu kullanıyorlar. Yani adam küresel ekonomiyi tanzim ediyor dergide.
Ve orada verdiği mesaj da bu dünyaya. Ve dikkat edin bakın ondan sonra dolar artmaya başladı. Yani amaçları bu. Çok büyük paralar kazanıyorlar o doların artışından vesairesinden falan. Onun için aklımızı başımıza almamız lazım. Milli konularda, gerçekten milli konularda milli düşünmemiz lazım. Bunun şeyi falan olmaz. Yani muhalefeti iktidarı osu busu olmaz diye değerlendiriyor. Peki. Burhan Bey siz ne dersiniz? Muhalefet özellikle S-400'lerin de bir beka meselesi haline getirildiğine ve bu yüzden Türkiye-Amerika ilişkilerinin suni bir şekilde çok fazla gerildiğini, bu kadar gerginleşmeyeceğini normal şartlarda ama S-400'ler üzerinden inatlaşarak çok suni bir gerilim yaratıldığını, hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir ifadesi olmuştu. Yani neden alıyoruz ki S-400'leri, bize mi saldıracaklar ki demişti. Sayın Akşener'in sarayın bahçesine kuracaklar şeklinde bir ifadesi olmuştu ki bu masadaki en önemli evet. konulardan da bir tanesiydi. Siz ne dersiniz bu eleştiriler konusunda? S-400'lerin beka meselesi mi demesi, evet ülke için beka meselesi. Sayın Kılıçdaroğlu için belki beka meselesi farklı düşünebilir, onun için beka meselesi olmayabilir. Ama ülke Türkiye için bir beka meselesi. Çünkü bugün S-400'leri Rusya'dan alıp buraya ülkeye kurulması, eğer Rusya'dan değil de S-400'leri biz almamış olsaydık, Amerika'nın istediği gibi olsaydı, her şekilde Amerika'ya bir bağımlılığımız olacaktı. Sayın Pekin hocamızın dediği gibi istediği zaman Suriye'de devleti de kuracaktı. Bize saldırılar da olsa biz müdahale edemeyecektik. Çünkü onların kurduğu S-400'e benzer artık ne olursa olsun onların elinde olacaktı. Nasıl zaman anında biz İHA'ları İsrail'den aldığımızda hiçbir şey müdahale edemiyorduk. PKK'yla mücadelemiz bile gitmiyordu. Çünkü tüm bilgiler onların elindeydi. O yüzden Amerika'yla biz eğer S-400'leri almasaydık, bir beka meselesi yapmasaydık bugün Amerika'nın güdümünde olacaktı. Sayın Kılıçdaroğlu tekrar bize mi saldıracaklar? Evet, kendileri iktidar olsa Amerika'nın güdümüne girecekleri için belki saldırmazlar. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu ABD ne derse yapacak durumdaydı herhalde ki saldırmayacağını biliyordu. Sesini çıkartmayacağını düşünerek bunu söyledi. O yüzden S-400'leri bizim Türkiye'nin alması, Rusya'dan değil hangi ülkeden olursa olsun alması hiç önemli değil. Amerika'nın güdümünde olmadığını, dengeleri sağlamaya çalıştığını ABD her şey olmuyor. Ben istediğim zaman istediğim oyunu burada oynarım. İstediğim stratejiyi çizerim. Çünkü Türkiye'de artık bir ABD'nin güdümünde olan, ABD'nin çizdiği stratejide hareket eden bir ülke değil. Bunu da göstermiş oldu. Her ne yaparsa yapsın, ABD ekonomik kriz çıkartmaya çalışsa da, ekonomiyle saldırmaya çalışsa da, bunun Türkiye arkasında durup bir beka meselesi gibi biz istediğimizi yaparız, sizin güdümünüzde kalmayız deyip gerekli işlemleri yaptı. Yine hocamızın dediği gibi bugün muhalefet, keşke hüküm iktidarın yanında durabilseydi. Evet biz Rusya'dan alıyorsak bunu almışızdır, sonuna kadar haklıyızdır deyip Amerika bize diş geçiremez deyip iktidarın yanında yer alsaydı. Yani çıkıp çok ucuz siyaset yaparak, yok sarayın bahçesine dikkat edeceğiz, yok bize mi saldıracak gibi laflar, bir ucuz siyaset malzemesi yapmaları muhalefetin Amerika'nınla beraber hareket ettiği düşünülebilir. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Gülümser hocam size vereyim son sözü. Bir hanımefendiyle başladım. Hanımefendiyle de bitireyim, böyle denk düştü. Şimdi Orta Doğu ülkesiyiz. Bütün etrafımız savaşlarla çevrelenmiş. Bulgaristan, Romanya, işte Ukrayna, tamamen Karadeniz bir savaşın içerisinde her an girebilecek gibi bir pozisyonda. Güneyimiz hakeza. Biz sınırlarımızı şey gibi düşünün, duvarlarımızı koruyoruz ama çatımız yok. Yani çatımızdan her an bir tehlike girebilir. O nedenle çatımızı korumak zorundayız. Bu bir savunmanın temeli. Başka seçeneğiniz yok. Eğer bunu üretemiyorsanız almak zorundasınız. Size Amerika, NATO sizi bu şekilde, NATO müttefiki denilen bir ülke size bu savunma sistemini vermediyse, ki her şeyde bir hayır vardır. Herhalde bunu artık hükümet de bundan sonra görmüştür. Mecburen gitti. Önce Çin'i zorladı. Sonra Rusya'dan bu savunma sistemini aldı. Bu bizim temel evimizin savunması gibi düşünün. Yani kapınız yok ama duvarınız var. Böyle bir savunma olmaz. O nedenle de şimdiki efendim NATO bize tabii ki şu anda bu yönden bir
bir yöntem izlemeye çalışıyor. S-400'leri sürekli önümüze getiriyor. Farklı modeller koyuyor önümüze. İşte kimi diyor ki incirle yerleştirin, kimi Nahçıvan'a yerleştirin. Yani S-400'lerin aktif olduğunu ben biliyorum. Ama ya nereye yerleştirilecek, herhalde sorun oradan kaynaklanıyor. Yani nereye yerleştirilecek? Bu yönden de size baskı yapmaya çalışıyor. Ve burada da bizim yine kendi menfaatlerimiz yönünden duruş göstererek yerleştireceğimiz yeri kendimiz seçmemiz gerekiyor. Bu inisiyatif bizdedir efendim. Çok teşekkür Bunu ediyorum. Da göstereceğiz. Çok teşekkür ederim. Yani burada bir savrulma, yine NATO yönünden bir savrulmayı gösterir ki bu da AKP'ye darbe olarak döner efendim. Peki, çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Gülümser. Efendim Burhan Bey. Gündem dışı 10 saniyelik bir söz alabilir miyim? Meclisteki vekillerin dediği gibi. Alamazsınız. Meclis başkanının dediği gibi. Hadi buyurun, verdim gitti 10 saniye. Şimdi sayısızca mesaj geliyor bana. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan atama bekliyorlar. Arkadaşlarımız var. Ben gündem dışı diğer bir konu söyleyecektim. Sayın Hepar hocamdan da, Sayın Peker hocamızdan da iki kedi gördüm. Hayvan hakları neden meclisten bir türlü geçmiyor? Artık aklıma şu geliyor. Acaba meclisteki 600 vekilinin hayvanlara karşı bir şiddet mi uyguluyorlar? İşkence mi uyguluyorlar? Bir türlü bu yasayı çıkartmıyorlar. Bunu söylemek istedim, dile getirmek istedim. Ben de katılıyorum. Sokaktaki dostlarımız için evet, bir an evvel o yasanın çıkarılmasını ben de bir vatandaş olarak, canı gönülden bir hayvansever olarak diliyorum, istiyorum. Çok teşekkür ediyorum Saros Araştırma Başkanı Burhan Eptemli, Profesör Doktor Gülümser Eper, emekli Kor General Sayın İsmail Hakkıpekin ve genç bir genel yayın yönetmeni. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Beyhan Korkman, aydınlık.com'un genel yayın yönetmeni. Nice yüzyıllara diliyorum efendim. Biz bu gece noktalıyoruz. Pazar sabahı saatler 11'i gösterdiğinde yine seslerin değil fikirlerin yükseldiği tartışma programı Fikir Meydanı'nda sizlerle olacağız. Farklı konuklarımız ve konu başlıklarımızla beraber. Lütfen o güne kadar kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Buyurun Esra Hanım.